Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün önemli bir ismi konuşmaya çalışacağız inşallah. Son dönem İslami hareketler üzerine, İslami toplum üzerinde ciddi etkisi olmuş rahmetli şehit Seyyid Kutup'tan bahsetmeye çalışacağız. Allah üstüne istifade nasip etsin. Yanlışlıklarımız şüphesiz bizden, doğrularımız Allah'tan ve doğrular kamunun malıdır. Şimdi Seyyid Kutup çok etkileyici, kendinden sonraki dönemi çok etkilemiş bir insan. Dolayısıyla hakkında çok fazla şeyler söylendi. Çok şeyler yazıldı. Dolayısıyla birbirinden farklı Seyyid Kutup portreleri de oluştu maalesef. Yani biz elimizden geldiği kadar olduğu haliyle eserlerinden yola çıkarak Seyyid Kutup kimdir, düşünceleri nelerdir ve bize neler söylüyor soruları etrafında inşallah Seyyid Kutup'u anlamaya çalışacağız. Şimdi bir kişi ya da bir vakayı anlarken o kişinin yaşadığı dönemi, siyasi sosyal şartları mutlaka gözetmek gerekiyor. Bu bir yöntem olarak merhum Seyyid Kutup'un kendisinin de uyguladığı bir yöntem. Mesela teorik olarak der Yahudiler aslında İslam'ı daha çok, daha rahat benimseyebilecek potansiyele sahip insanlardı. Çünkü kitabi bilgileri vardı, peygamberlik geleneğini biliyorlardı, nebilerin hayatını okuyorlardı ellerindeki kaynaklardan. Dolayısıyla nebilik müessesesine, vahye hiç de yabancı insanlar değillerdi. Dolayısıyla teorik olarak baktığımızda diyor, Yahudilerin Hazreti Peygamber'i benimsemeleri gerekir. Ama diyor içinde bulundukları sosyal ve siyasal şartlar tam tersine onları vahye soğuk yaptığı gibi belki de en keskin düşman yaptı işte Kur'an'ın ifadesiyle. Neydi o? Bir, kitabi bilgiye vahye sahip olmanın getirdiği bir özgüven ve onun beraberine getirdiği kibirleri vardı diyor. İkincisi ekonomik ve sosyal olarak kendilerini imtiyazlı görüyorlardı Araplarla kıyasladığında. Dolayısıyla diyor bu içinde bulundukları sosyal durum onları vahyin karşısına konumlandırdı diyor. Böyle bir tahlil yapıyor. Şimdi biz rahmetli Seyyid Kutup'un bu yöntemini alarak Seyyid Kutup'u anlamaya biraz inşallah çalışalım. Seyyid Kutup'u anlayabilmek için öncelikle Mısır'ı biraz bilmek lazım. Özellikle son dönemleri. Biliyorsunuz Mısır önce Fransızlar tarafından işgal ediliyor. Tabii ki ben yakın dönemden bahsediyorum. Yani böyle firavunlar dönemine gitmeye gerek yok. 1800'lü yılların başında Fransız Napolyon tarafından Mısır işgal ediliyor. Bu işgal daha sonra derin tesirler bırakıyor İslam dünyasında. Napolyon beraberinde bir sürü ilim adamını da getiriyor. Böylece Doğu çalışmaları sistematik bir hale geliyor. Daha önceden biraz böyle ferdi, biraz da merak sahikiyle yapılan çalışmalar Napolyon'un işgalinden sonra sistematik bir hale dönüşüyor. Dolayısıyla İslam nedir, Müslümanlar kimdir? Aslında temel tezleri şu, yani Müslümanları nasıl daha kolay sömürebiliriz? O yüzden Mısır'ın işgali önemlidir. Tabii yeniliyor Napolyon orada. 1805'te önemli bir isim Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarih sahnesine çıkıyor ve de facto olarak fiilen orada vali yapılıyor. Yani biyografisine bakabilirsiniz. Şimdi Yunanistan sınırlarına kalan Kavala şehrinden askere er olarak başlamış ama hırsı ve başarıları nedeniyle biliyorsunuz eskiden böyle harbiye gibi okullar yoktu. Orada da başarılı olanlar hedefe yükseltiliyor, paşalığa kadar çıkabiliyordu. Mehmet Ali Paşa orada enteresan bir şey yaptı. Memlük beylerini ki Osmanlı'dan önce biliyorsunuz onlar hakimde, fiili olarak da Osmanlı'ya bağlı bir şekilde etkin olarak Mısır'ı onlar yönetiyordu. Onları böyle bir hileyle, desiseyle bertaraf etti hepsini. Aynı dönemlerde yine başka bir olay var aslında. Biraz ilgisiz gibi gözüküyor ama 1811-18 arası Suud isyanı vardır. Birinci Suud Devleti'nin kurulması. 1844 yılında Muhammed bin Abdülvehhab ile
Suud ailesi arasında bir diriye anlaşması yapılıyor. Suud ailesi melik olarak ya da ne diyelim siyasi yönetici olarak hakim olurken o bölgeye Abdullah bin Muhammed bin Abdülvehhab da onların bir nevi dini danışmanları ya da dini meselelerden sorumlu bir nevi Şeyhülislam'ı pozisyonunu resmileştiriyorlar. Şimdi yazdığı ve söylemlerine dikkate aldığımızda 1844'ten itibaren yerel de olsa bir devletin devlet demesek bile hani yarı özerk bir devletin ki bağımsızlığını ilan etti. Muhammed bin Abdülvehhab'ın düşüncelerini desteklediğinin altını çizmemiz lazım. Çünkü siyasi bir destek alınca bir düşünce biraz daha etki alanını genişletebiliyor. Tam sömürge dönemi işte Tunus işgal ediliyor vesaire. Daha sonra Mısır devreye giriyor ki Seyyid Kutub'un hayatında İngiltere devreye giriyor. İngiltere'nin önemli bir rolü var. Bunun altını çizmemiz lazım. Krallık sistemi var biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı yeniliyor. Oradan çekiliyor. Osmanlı'nın bazı imtiyazları var Mısır üzerinde. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ile karşı karşıya gelince o imtiyazlarını bırakmak zorunda kalıyor Osmanlı. Dolayısıyla tamamen Mısır İngilizlerin hakimiyeti altına giriyor. Ama İngilizler biliyorsunuz biraz daha siyasi olarak olayı götürmek istiyorlar. Ve orada Kavalalı'nın torunlarını hanedan olarak iş başında tutuyorlar. Ve 1922'de resmen Ahmet Fuat kral ilan ediliyor. Burası önemli. Bu batılılaşma çabaları Kavalalı'yla beraber başladı. İbrahim Paşa döneminde, onun oğlu döneminde devam etti. Sonra da devam etti biliyorsunuz. Osmanlı ile eş zamanlı olarak Mısır batıyla tanıştı. Aynı şekilde İran'da o dönemde biraz daha belki bir adım daha geri kalarak Osmanlı üzerinden batıyla o da tanıştı. Dolayısıyla bu dönemden sonra yapılıp edilen birçok şeyde biz batının etkisini şöyle ya da böyle göreceğiz. Seyyid Kutub'un hayatında da bunu müşahede edeceğiz. Tabii İngiliz sömürüsünün fiilen olması orada milliyetçi hareketleri güçlendiriyor ve milliyetçi partiler kuruluyor. Bunların en önemlilerden birisi Vefd Partisi'dir. Diğeri Vatan Partisi'dir. Bunlar Mısır siyasi hayatına gerçekten çok etkili oluyorlar. 1950'lere kadar bu şekilde devam ediyor. 1951'de bazı imtiyazları koruyarak İngiltere Mısır'dan çekildiğini ifade ediyor. Ama Süveyş'i elinde tutuyor. Sudan'la ilgili anlaşmazlıklar var. 1952'de Mısır'la İngiltere'nin arası bayağı bir bozuluyor ve bazı şehirleri bombalıyor İngiltere. Ve hepimizin bildiği gibi 1952'de de Mısır'da yeni bir dönem başlıyor. Cemal Abdülnasır'ın askeri darbesiyle beraber ki yani literatürde buna devrim derler. Belki anlamlı da olabilir çünkü yönetim sistemi değişiyor. Yani krallık tamamen feshediliyor yerine cumhuriyet getiriliyor. Şimdi batılılaşmayla beraber bazı mevzular İslam dünyasında çok tartışılıyor. Bunların başında neler var? Bir, neden geri kaldık? Batı neden bu kadar ileri? Batının madde gelişmişliğinin temelinde neler var? Şimdi bu sorular soruluyor ve bu sorulara insanlar ya da çevreler diyelim, düşünce akımları kendilerince cevap vermeye çalışıyorlar. İslam dünyasında bu dönemde yine hukuk çalışmaları ön plana çıkıyor. Yani kanun, nizamname yapımı, anayasa yapımı vesaire gündeme geliyor. Bunlar yine belirli bir hareketlenmeyi getiriyor. Çünkü özellikle okumuş kesim ikiye ayrılıyor bu dönemde. Yani biz kendi köklerimize, İslami değerlerimize istinaden mi bir kanun maddeleri yazacağız? Ki yazılmasını kimse tartışmıyor. Yazılması gerekiyor ama nasıl yazılacak? Kimisi de diyor ki biz zaten yazılmamış da olsa fiilen bu kanunları uyguluyoruz. Eğer bunlar bize hayır getirmiş olsaydı biz bu durumda olmazdık. Bunların hepsini reddedelim yerine batıdan kanunlar getirelim deniyor. Nitekim Mısır'da da bunun adımları atılıyor. Belçika'dan ve Batı ülkelerinden bazı kanunlar tercüme edilerek uygulanmaya başlıyor krallık döneminde. Eğitim çok önemli bir problem teşkil ediyor. Seyyid Kutup Rahmetli'nin hayatında da eğitimin düzenlenmesi, ıslah edilmesi önemli bir yer tutuyor. Onunla ilgili özel çalışmaları var.
Burada da yine eğitim nasıl olacak? Bir, geleneksel eğitimi sürdürecek miyiz? Yoksa Batı maddi olarak ilerledi, teknolojik olarak, askeri olarak ilerledi. Biz onların kurumlarını alıp burada ikame edersek biz de onlar gibi ilerleyebilir miyiz düşüncesi hakim oluyor. Üç tip insan tipi üretiyor bu. Daha doğrusu insan tipi derken yani eli kalem tutan, aydın dediğimiz sosyal, siyasal sorunlarla ilgili insanlar üç gruba ayrılıyor. Birincisi Batı karşıtıdır. Yani biz köklerimizi savunalım. Batı sonuçta olumsuzdur, kafirdir, sömürgecidir. Batı'dan bize hiçbir şekilde hayır gelmez diyen tam bir Batı karşıtlığı var. Bunun tam karşısında işte bizim Osmanlı'da da örneklerini gördüğümüz işte Tevfik Fek gibi, Beşir Fuat gibi, Abdullah Cevdet gibi tamamen Batı yanlısı insanların olduğunu görüyoruz. Bir de sentezci olanları var ki diyorlar yani Batı'nın bazı olumlu şeylerini alalım, olumsuz şeylerini bir kenara bırakalım, teknolojik olarak onları bu şekilde yakalayabiliriz diyenler var. Mısır'da da benzer durumlar var. Yani artık bir değişim, dönüşüm fiilen olmuş. Bunun önü alınamıyor ama oradaki gruplar, işte Batıcılar, Batı karşıtları bu yönelimi kendi lehimize ya da kendi düşüncelerimizle nasıl idare edebilirizin kavgasını veriyorlar. Bu kelimenin tam anlamıyla kavga olarak ifade edilebilir. Çünkü sert tartışmalar oluyor. Daha sonra fiili çatışmalara bile dönüşebiliyor. Ama sonuçta yani genel olarak İslam dünyasına baktığımız zaman adlarında İslam olanlar dahil olmak üzere ciddi bir alternatifin üretilemediğini görüyoruz. Yani adı ister İslam Cumhuriyeti olsun ister olmasın aslında ulus Batı'nın ürettiği ulus devletlerin İslam dünyasındaki biraz taklitçileri haline dönüşüyor. Buna Suudi Arabistan da dahil, Pakistan da dahil, diğerleri de dahil. Şimdi Seyyid Kutup'a baktığımız zaman Seyyid Kutup 1906 yılında doğuyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde. Belki Mısır tarihiyle ilgili bir de şeyden bahsetmek lazım. Hani özel Seyyid Kutup'a gelmeden önce İhvan'ın rolünden bahsetmek lazım. Yani merhum Hasanül Benna 1928 yılında İhvan-ı Müslimin'i kuruyor. Darül Ulum mezunudur. Yani çok temel bazı faaliyetlerde bulunuyor. Bu faaliyetlerin nedir diye baktığımızda bir, var olan İslami camialar arasında diyalog kurmaya çalışıyor faaliyet olarak. İkincisi halkın toplandığı kahvehaneler, etkinlik yerlerine giderek İslam'ı anlatmaya çalışıyor. Bir davet hareketine başlıyor. Ve toplumda da gerçekten ilgi görüyor. Toplumda da ilgi görüyor. Daha sonra işte biliyorsunuz Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması, Siyonist devletinin kurulması söz konusu olunca İhvan-ı Müslim buralara askeri birlikler sevk ediyor ve toplumda bu imajı daha da perçinleşiyor. Zaten ahlak, dürüstlük işte vesaire gibi insani erdemlerden dolayı Mısır toplumunda karşılık bulan İhvan, Filistin davasındaki özel ilgisinden dolayı biraz daha toplum tarafından benimsenmeye çalışılıyor. Tabii bu beraberinde İhvan'ın söyleminde olan işte sömürge karşıtlığı, işte kralla ilgili, kraliyetle ilgili sorunlar, Batı'dan alınan kanunların eleştirilmesi derken siyasi sistemle aralarında problemlerin oluşmasına neden oluyor. 1945'te Hasanül Benna tutuklanıyor. Daha sonra serbest bırakılıyor. 1948 ya da 49 çok net hatırlamıyorum. Şehit ediliyor. Yani Mısır gizli polis tarafından şehit ediliyor. İhvan'ın çok önemli etkisi var Mısır toplumuna. Birincisi şu, şöyle birkaç maddede sıralayacak olursak, yani geleneksel bir toplum olarak Mısır'da din tamamen bireysel olarak algılanıyor. Yani biz ibadet edeceğiz, namaz kılacağız, oruç tutacağız, güzel ahlaklı olacağız, din budur gibi bir algı söz konusu ve klasik cemaatlerde de, bazı tarikat şeyhlerinde de, tarikatlarda da bu mantık çok yerleşmiş durumda. Ve İhvan burada diyor ki, ya tamam bunlar İslam'ın bir parçasıdır ama İslam sadece bu değildir. İslam'ın bir de sosyal tarafı var, siyasal tarafı var. Dolayısıyla İslam'ı bir bütün olarak algılamamız gerekir diyor. Yani hayatımızın bir alanında İslam olacak,
başka alanlarında İslam olmayacak. Bu mantık doğru değildir diyor. Bunu Mısır toplumuna yerleştiriyor. Dini bireysel hayatla sınırlandırmaya kalkan laiklere bu şekilde cevap vermiş oluyor. Daha sonra kaynak sorununa değiniyor ki Seyyid Kutup'un hayatında da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Din nereden anlaşılır, nasıl anlaşılır? Diyor ki asıl kaynaklardan anlaşılır. Şimdi baktığınız zaman her cemaat, her tarikat kendi önemsediği alimlerini ya da şeyhlerini doğrudan merci kabul ediyor. Onların söyledikleri bir nevi nas yerine geçiyor. Diyor ki bu doğru bir yöntem değildir. Dinin doğrudan Kur'an'dan ve sünnetten anlaşılması gerekir diyor. Diğerlerininki tartışılabilirdir diyor çıkarımları. Eğer bunlara uyuyorsa saygıya değerdir, uymuyorsa kabul edilmemelidir diyor. Dinlerin genel olarak rollerinin bittiğini, özel olarak da İslam'ın rolünün bittiğini iddia eden batıcı aydınlara karşı da dinin İslam'ın her çağa hitap ettiğini çok net bir şekilde İhvan gündeme getiriyor. Burada da muhataplar genelde sol ve liberal aydınlar oluyor. Ve bir de belki de İslam dünyasında yeni bir şeydir bu. Hani o yüzden modernlik olarak da eleştiriliyor İhvan. Bir nüve, yetişmiş bir insan grubu oluşturarak bu insan grubu üzerinden toplumun yeniden örgütlenmesi mevzusunu gündeme getiriyor. Ve burada da sahabeyi kendilerine örnek alıyor. Nasıl sahabe örnek böyle bir topluluk oluşturmuşsa biz de aynı şekilde topluluğu oluşturup diyor toplumun bütün kesimlerine hitap edeceğiz. Önce sosyal alanda, sonradan tedrici olarak da siyasal alanda da İslam'ın hükümlerini hakim kılacağız gibi İhvan'ın bir yaklaşımı var. Şimdi Mısır'da genel tablo bu. Rahmetli Seyyid Kutub'a geldiğimiz zaman işte bahsettiğimiz gibi 1909 yılında dünyaya geliyor. Yani dünyanın ciddi anlamda sıkıntılara gebe olduğu bir dönemdir. Hemen bizim tarihimizden hatırlayalım. Balkan savaşları patladı, patlayacak. Trablusgarp işte Libya'da İtalyanların işgali var. Hemen kısa sonra 1914'e geldiğimizde Birinci Dünya Savaşı patlıyor. Yani dünyanın böyle hercümerç olacağı bir dönemin hemen öncesinde dünyaya gelmiş. Küçük yaşta Kur'an'la haşir neşir oluyor, hafız oluyor. Kur'an'la irtibatı o dönemde başlıyor. Ama büyük şehre geldiği zaman bir çizgi değişikliği görülüyor Seyyid Kutup'ta. Dönemde milliyetçilik çok güçlü. Yani Türkiye'yi de düşünün. Hani 1909 yıllarında işte Türkçü dernekler epeyce fazladır İstanbul'da, işte Selanik'te vesaire. İran'da aynı şekilde fazla. İşte Mısır'da, Suriye'de özellikle Arapçılık çok yaygın. Böyle bir ortamda Kahire'ye gelen Seyyid Kutup genel bir edebi ortam buluyor. Edebi ortamda da belirleyici olan Arapçılıktır, edebiyattır. Dönemin çok meşhur yazarlarından etkileniyor. Abbas Akkat'tan etkileniyor. Ve onun bir nevi talebesi sayılıyor. O dönemde Arapçılık düşüncesini savunanlar arasında da tartışmalar var. Kimisi biraz daha dindar, kimisi biraz daha liberal görüşleri savunuyor. Enteresan bir şekilde Seyyid Kutup muhafazakarların yanında değil edebi olarak. Daha liberal, daha seküler insanların yanında. Kendisi de böyle başlıyor şeye, yazı çizi hayatına. Veft Partisi'ne üye oluyor bir dönem. Ondan sonra oradan çıkıyor, Sadiyyin Partisi var, ona üye oluyor. Ama 3 yıl falan devam ettiriyor bu üyeliğini ve siyasi partilerle işini 1945 yılında yanılmıyorsam tamamen bitiriyor. Ondan sonra 1945 biliyorsunuz işte 2. Dünya Savaşı yılları, aynı zamanda Filistin'de Yahudi kolonileşmelerinin çok hız kazandığı bir dönem. Bu dönemlerde Seyyid Kutup'un yavaş yavaş sosyal mevzulara ilgi duyduğunu görüyoruz. Seyyid Hüseyin Nasır'la başta iyi giden irtibatları var. Aynı düşünceleri aşağı yukarı savunuyorlar. Ama bir müddet sonra aralarında eğitim hususunda, işte edebi anlayış hususunda ve Mısır'ın geleceğiyle ilgili bazı noktalarda ihtilaflar başlıyor ve birbirlerinin şiddet rakipleri oluyorlar. 1952 darbesini Seyyid Kutup destekliyor, İhvan da destekliyor. Ama
darbenin hemen akabinde askerlerin hedefleriyle İhvan'ın ve Seyit Kutub'un hedeflerinin aynı olmadığı netleşince İhvan üzerinde baskılar kurulmaya başlanıyor. Hatta İhvan'ın kapatılması isteniyor. İşte kendilerine katılmalarını istiyor Nasır, Abdülnasır. İhvan buna tepki gösteriyor. Seyit Kutup da tepki gösteriyor. Seyit Kutup 1952 yılında yanılmıyorsam bu olaylara tepki olarak, Nasır'a, darbecilere tepki olarak İhvan'a üye oluyor. Ve o döneme kadar da zaten siyasi çizgisinde bir gelişme oluyor. Şimdi şu an biyografisinden bahsediyorum. 1954'te kısa süreli bir tutuklanma yaşıyor. Ondan sonra Irak başkanının devreye girmesiyle, onların ricasıyla serbest bırakılıyor. Ama 1954 yılında Nasır'a bir suikast girişimi tertiplendiği söyleniyor. Aslında bir düzmece olma ihtimali çok yüksek bu suikast girişiminin. Ben bu suikast girişimini, bu parantez içinde söyleyeyim, bizim İzmir suikastine çok benzetiyorum. Yani siz muhalifleriniz var. Suikast girişimi oldu mu olmadı mı çok önemli değil. Yani olmuştu olsa bile failler bellidir, özendirenler, teşvik edenler bellidir. Ama bundan yola çıkarak muhalif gördüğünüz, sizin önünüze çıkabilecek hemen herkesi tasfiyeye girişiyorsunuz. Şimdi bunu biz İzmir suikastinde yaşadık bu topraklarda. Aynı sorun, aynı uygulamayı işte 1954'te Mısır'da görüyoruz. Bu suikast girişimini bahane ederek Nasır çok büyük bir tutuklama kampanyasına girişiyor ve İhvan'ın önde gelen hemen her kesimini tutukluyor. Kendisine muhalif olanları bu şekilde ekarte etmiş oluyor. 15 yıl ceza alıyor merhum Kutup. 1964'te salıveriliyor ama 1965'te tekrar tutuklanıyor ve 1966 Ağustos ayında da idam ediliyor. Allah rahmet eylesin diyelim. Şimdi kısaca Seyit Kutup'un biyografisi ve de içinde geliştiği ortam bu. Şimdi düşüncelerine geldiğimiz zaman aslında görünen Seyit Kutup, yani tarihin görünen yüzüne çıkan Seyit Kutup bir edebiyatçıdır. Şairdir, hikaye yazarıdır, romancıdır ve de eleştirmendir. Edebi eleştirmendir. Bu eleştiri olayını Seyit Kutup hayatı boyunca kullanıyor. Yani onda hakikaten bir eleştirel bir bakış açısı var. Hem sosyal mevzulara, hem siyasal mevzulara, hem de dini mevzulara eleştirel bakabiliyor. Eksiklikleri, yanlışlıkları, tutarsızlıkları çok net bir şekilde görebiliyor. Bu onun kişisel özelliğidir de diyebiliriz. Kalemi çok güçlü. Felsefi konularla, sosyal konularla ilgilenmiyor. Sadece edebiyatla ilgileniyor bu dönemde. Ve temel savunduğu düşünce de Mısırcılık. Şimdi yine böyle yatay düzlemde bakacak olursak, aslında İran'da gördüğümüz kadim İran kültürünü ön plana çıkarma, işte Sasanileri, Ahemenişleri ön plana çıkarma çabası var. Türkiye'ye geldiğimiz zaman biliyorsunuz 1930'lu yıllar, yani Osmanlı zaten çok kötü, o yüzden yıkıldı. Selçuklu yok sayılıyor. Dünya tarihi olarak biz Roma'ya sıçrıyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya Anadolu açısından baktığımız zaman da bizim için kök, kaynak Sümerler, Hititler ve benzerleri oluyor. Yani İslami dönemin üzeri nasıl Türkiye'de örtülüyorsa aynı şekilde benzer çabalar Mısır'da da gözüküyor. Ve bu yaygın bir, özellikle entelektüel arasında yaygın bir akıma dönüşüyor. Seyit Kutup da bu akımdan etkileniyor ve Mısır'dır. Dil hususunda mesela yeniliği savunur. Arapçanın aslında Mısırların öz dili olmadığını ifade eder bazı yazılarında. Der ki Arapça geleneği, tarihi, arka planı bize yabancı olan bir halkın dilidir der. Çünkü Mısırların biliyorsunuz Kıpti geçmişi var. Yani müstarebe kabul ediliyor. O dönemde antik Mısır'la övünme, işte firavunlar ön plana çıkarma Mısır'da çok yaygın bir akım olarak görülüyor. Seyit Kutup da bu akımdan büyük oranda etkileniyor. Geleneksel ve modern tartışması vardır Arapça üzerinde. Bazıları der ki Arapça ifade dili çok yüksek
ve çok kullanılabilir bir dildir ve bunu işte Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde ve sonraki dönemlerde bunu fiilen yaşayarak gördük. Çok büyük büyük eserler verildi deniyor ve muhafazakar bir söyleme sahipler. Bunun karşısında Taha Hüseyin'in özellikle başını çekti. Şöyle de bir akım var. Diyor ki Kur'an çok karizmatik bir kitap. Yani bütün Müslümanları etkiliyor ve Kur'an'ın dili de Arapça. Şimdi çok böyle herkesin önem verdiği, bütün Müslümanların önem verdiği bir dil varken o dil gelişmez diyor. O Kur'an onu dondurdu diyor. Tarihte dondurdu. Dolayısıyla yeni şeyler Arapça ile ifade edilemez diyor. Kur'an'ın kutsallığı Arapçaya zarar vermiştir diyor. Dilin doğal gelişimini engellemiştir diye bir yaklaşım var. Seyyid Kutup da yine dilin canlı olduğunu, bir organizma olduğunu, yaşadığını, geliştiğini ve bazı dillerde olduğu gibi ölebileceğini savunuyor. Bu açıdan modernist bir şekilde yaklaşıyor dile. Ve Arapçanın modern ya da günün meselelerini çok iyi ifade edemediğini, geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Burada Seyyid Kutup'un bir özelliği de bakın aslında düşünce olarak Mısırcıdır. Yani Arapça bile değil ama bir refleksi çok önemli. Daha sonraki hayatında da bunu görüyoruz. Kutup şairlerle filozofları karşılaştırıyor. Ve filozofları gerçekten kopuk olarak değerlendiriyor. Onlar diyor fil dişi kulelerinde otururlar ve halkla temas etmezler, sorunları bilmezler. Dolayısıyla üstten konuşurlar diyor. Oysa diyor şair halkın içindedir. Halkın dertlerini, tasalarını, sorunlarını, sevinçlerini hisseder ve onu ifade ederdir. İşte bu ayrımda yani filozof-şair ayrımında Seyyid Kutup tavrını şairden yana koyar. Olması gereken der, halkın içinde olmak, onun hislerini hissedebilmek ve onu ifade edebilmektir der. Yani aslında sosyal konulara en uzak olduğu dönemde bile Seyyid Kutup'un bu açıdan halkla bir irtibatının olması gerektiğini düşündüğünü görüyoruz. Bu dönemdeki eserlerinde genel olarak sadece bu dönemde değil aslında yani hayatının sonuna kadar diyebiliriz bunu. Ulemaya yaklaşımı biraz olumsuzdur Seyyid Kutup'un. Ulemayı suçlar. Niye suçlar? Şunun için suçlar. Bu dönemde özellikle yazdığı romanında kendi köyündeki şeyh üzerinden yola çıkarak şeyhlerin, alimlerin toplum üzerindeki olumsuz rolüne değinir. Yani onları geri bırakan, onları sömüren, kendi çıkarlarını gözeten daha çok, onları geliştirmek için çaba sarf etmeyen bir insan tipi olarak karşımıza çıkar. Bize de bu yine çok tanıdık geliyor. Yani bizim Türk filmlerine baktığınız zaman son dönemlere kadar olumlu bir imam tipine rastlayamazsınız. Öyle bir şey yoktur. Neden? Çünkü imam geçmişin temsilcisidir. Hep gericidir, hep haindir, hep böyle sinsidir hatta. Düşmanla da işbirliği yapar. Halkın malını gasp etmek için tuzak kurar vesaire. Bunun karşısında bizimkiler öğretmeni konuşlandırırlar. Öğretmen aydındır, cevaldir, fedakardır. İşte hem düşmanla savaşır, hem cehaletle savaşır vesaire. Şimdi bakın çok enteresan bir şey. Yani karşılaştırmalı gittiğimiz zaman Mısır'da da aynı şeylerin olduğunu görüyoruz. Yani dünyada sanki bu bir akım gibi. Bu dönemde Seyyid Kutup eğitimin ıslah edilmesi gerektiğini savunuyor ve eğitim üzerine çalışıyor ve çok ilginç bir şekilde tevhidi tedrisatı savunuyor. Yani eğitimin birleştirilmesini savunuyor. Hani yine Türkiye'ye gelelim. Biliyorsunuz bir sürü medrese var, bir sürü eğitim müfredatı var birbirinden farklı bir şekilde. Yani bakıyorlar modern ulus devletin mantığına bu çok uymuyor. Eğitimi tekelleştirmemiz lazım, tekleştirmemiz lazım diyorlar. Tevhidi tedrisat kanunu çıkarıyorlar. Seyyid Kutup tam da onu savunuyor. Yani Ezher dahil olmak üzere müfredatın yenilenmesini ve bütün eğitim sisteminin Mısır devletinin kontrolünde olmasını savunur. Ki bugün bile o Mısır'da başarılabilmiş değil. Yani Ezher mesela ayrı bir ilkokuldan üniversiteye kadar ayrı bir kurum olarak ama yasal bir kurum olarak varlığını devam ettiriyor. Bunun yanında yine Mısır'da normal devletin devam ettirdiği bir eğitim sistemi var. Tabii o sonuçta Ezher de devletin de yani farklı iki metot diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar Kutub'un
1940'larda tekrar Kur'an'la irtibat kurduğunu görüyoruz ve değişim, dönüşüm tam da bu dönemde başlıyor. Hani Kur'an'ı ezberlemiş, onun tasvirlerinden etkilenmiş bir çocuk vardı ama araya başka şeyler girdi, işte başka düşünceler girdi. Sonra bu dil tartışmalarından yola çıkarak Kur'an'a tekrar dönüyor rahmetli Seyyid Kutup ve Kur'an'ı tekrar keşfediyor ve onun enteresan bir örneği var. Diyor ki bu, diyor, çok etkileyici bir kitap Kur'an. Yani ona daha sonradan inanan Ömer bin Hattab'ı da çok etkilemiş ve hayatı boyunca inanmayacak Velid bin Muğire'yi de etkilemiş diyor. İkisi de ve muhatapların hepsi de Kur'an karşısında diz çökmek zorunda kaldılar diyor. Dolayısıyla Kur'an etkileyici bir kitaptır diyor. Ve kendisi de edebi açıdan Kur'an'ı irdelemeye karar veriyor. Bakın burada yine sosyal, siyasal ya da toplumu değiştirip dönüştürme gibi bir kaygı yok. Kaygı tamamen edebi. Yani o edebiyat çizgisinin dışına çıkmış değil. Ve tarihe baktığında da İslam ulemasını burada da suçluyor. Zemahşeri ve kısmen Cürcani'yi kenara koyarak diyor ki Kur'an'ın bu kadar etkileyici edebi üslubu olmasına rağmen, diyor, müfessirlerimiz, alimlerimiz Kur'an'ın bu üslubuna yeterince eğilmediler, yeterince bunu gündeme getirmediler diyor. Hakikaten de Seyyid Kutup İslam tarihinde belki de çok net bir şekilde, çok görünür bir şekilde Kur'an'ın üslubu üzerine çalışıyor. Kıyamet sahnelerini, özellikle tasvir metodunu Kur'an'ın kullandığını ve bunun da muhataplarını çok ama çok etkilediğini söylüyor. Bu belki bize şey gelebilir, teknik bir mevzuymuş gibi gelebilir, tasvir nedir diye dedirtebilir ama verdiği örnek hakikaten çok vurucu bir örnektir. Diyor ki, bir müşrik Arap toplumunu düşünün. Hani Kur'an'ın aktardığı kadarıyla, şiirin aktardığı kadarıyla ahiret vurgusu çok fazla yok. Yani tabi ahirete inanmıyorlar diyemeyiz. Yani Kur'an'daki birkaç ayetten yola çıkarak belki inananlar vardır. Ama ehli kitap gibi olmadıkları kesin. Yani dehrin bir zamanın bunları yok edeceğini, ceza, mükafat, cennet, cehennem gibi şeylerin olmayacağına inanan, Kur'an'ın ifadesiyle yine ciddi bir elit kesimin olduğunu görüyoruz. Şimdi diyor ki bakın, ahirete inanmayan, diyor, cennet, cehennem tasavvuru olmayan insanlar, diyor, nasıl birden böyle bu düşünceye ikna oldular, bu inanca ikna oldular diyor. Bakın cennet var, cehennem var, hesap var, değil mi? Sorguya çekileceksiniz ki yani bir bedevi Arap zihnine en uzak olan şeylerden biridir. Yani sorguya çekilme, hesap verme olayı o. Çölde nasıl yaşıyorsa keyfe keder, serazat öyle şekilde tahayyül eder. Yani hesap verme aslında ona uygun bir ruh hali değildir. Şimdi aynı dönemde bakın şu an yaşadığımız İstanbul'a geldiğimizde bakın burada arkadaşlar bir sistem var, bir devlet var. Yani ordu var, yönetici var, kral var. Burada bir işleyen bir mekanizma var. Dolayısıyla burada hesap sorma da var, hesap sorulma da var. Halk için hesap sorulma. Dolayısıyla buradaki zihine kıyamet sahnesi ya da hesap verme sahnesi çok anormal gelmez. Ama çölde yaşayan bir bedeviyi düşünün yani. Yağmayla geçiniyor, işte kural yok, kaide yok. Güç kimdeyse o gemisini yürütüyor. Şimdi bu mantığı hakikaten ahiret anlayışını ve hesap kitabı anlayışını kabul ettirmek kolay bir şey değildir. Ve Seyyid Kutup diyor ki işte bu çok zor olan bir şeyi, diyor, Kur'an üslubu sayesinde başarmıştır diyor. Bu hakikaten bence önemli ve güzel bir örnek. Kur'an'ın edebi üslubunun değerini göstermesi açısından. Ve bu dönemde arkadaşlar Kur'an'da edebi tasvirleri yazıyor. İşte bunları ifade ediyor. Daha sonra Kur'an'da kıyamet sahnelerini yazıyor. Yani Kur'an'da edebi tasvirler bir nevi teoridir. Kıyamet sahneleri ise o teorinin Kur'an'a uygulanmış halidir diyebiliriz. Yine burada sosyal mevzulardan çok fazla bahsetmiyor. Ama burada bir parantezi açmak lazım. Bu dönemi 1945'li yıllar bunlar. 1947 yılında Muhammed Halefullah'ın o meşhur tezi El Fennul Kasas Fil Kur'an tezi tartışılıyor. Temel tez şu, diyor ki Kur'an kıssaları, Kur'an'da anlatılan kıssalar vaki olmamıştır. Bunlar yaşanmamıştır. Bunları, diyor, Allah-u Teala bir hikaye gibi, bir kıssa gibi ibret alınması için, diyor, bize aktarmıştır diyor. Dolayısıyla bunlar sadece
edebi aktarımlardır diyor. Bakın aynı dönemlerde demek ki bu konular tartışılıyor. Bu tezin gündeme geldiği yıl 1947. Seyyid Kutub'un Kur'an'la edebi tasvirleri yazdığı yıl 1945. Daha sonra da işte kıyamet sahnelerini yazıyor. Ve Seyyid Kutub burada Kur'an kıssaları ile ilgili böyle bir iddiada bulunmuyor. Tam tersine Kur'an kıssalarının vakiliğinin, yaşanmışlığının altını çiziyor. Yavaş yavaş sosyal konulara değinmeye başlıyor Seyyid Kutub. İslam'da sosyal adaleti yazıyor. Yine ortama dikkat çekmek lazım. İkinci Dünya Savaşı biliyorsunuz işte nihayete ermiş. Filistin'de bir işgal devleti kurulmuş. Dünya ikiye bölünmüş. İşte Batı bloğu, Doğu bloğu diye. Bunun İslam ülkelerine yansıması olmuş. Kimileri Türkiye'deki gibi Batı bloğuna yapışmışlar. Kimileri de Doğu bloğunu savunur hale gelmişler. Şimdi Arap dünyasına genel olarak baktığımız zaman sömürge geçmişi olduğu için onların Batı'ya çok sempatik bakmaları pek mümkün değil. Yani gelmiş İngiliz sizi sömürmüş, Fransa gelmiş sizi sömürmüş. Dolayısıyla Arap dünyasındaki aydınların aslında yönü Amerika ya da Batı değil, Avrupa ülkeleri değil. Daha çok işte anti-emperyalist gözüken, işte ezilenlerin hakkını savunduğunu iddia eden sol bloğa daha çok önem veriyorlar ve onları takip ediyorlar. Mısır'a baktığımız zaman da Mısır'da da hani liberaller olmakla birlikte sol düşüncelerin biraz daha sempatiyle karşılandığını görebiliyoruz. Buna dönemin aydınları olan askerler de dahil olmak üzere. Yani Doğu bloğu ülkeleri Rusya'nın Sovyetlerin başını çektiği ülkeler biraz daha sempatik geliyor Mısır'ın genel aydın sınıfına. Ama hemen burada şunu da belki hatırlatmak gerekiyor. Mısır'da yine liberal güçlü bir damar var. O damar eski Mısır'la eski Yunan'ın irtibatını kuruyor ve kendilerini batılı olarak görüyorlar. Yani biz diyor doğulu işte Araplar ve Müslümanlar gibi değiliz. Aslında bizim eski Yunan'ı etkileyen güçlü bir birikimiz vardı. Olayları algılama ve düşünce şeklimiz diyor doğulu değil batılıdır diyen bu anlamda güçlü bir entelektüel kesiminde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi İslam'da sosyal adalet neden önemli? Bence şunun için önemli. Adalet kavramı arkadaşlar bizim İslam tarihinde en çok işlenen konulardan biridir. Yani siyasetnamelere bakarsak işte Nizamül Mülk'ün dahil olmak üzere hepsinde adalet bahsi vardır. Hatta o kadar çok kullanılır ki bu meselelere girmiştir. Ne bileyim pennamelere öğüt veren kitaplara girmiştir. Hatta fermanlara girmiştir. Mesela atıyorum Selçuklu'da Sultan Sencer'in bir fermanında şöyle uzunca bir paragraf adaletin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Yani ama burada adalet nedir? Hükümdar adaletle muamele edecek halkına. Halk da ona itaat edecek. Karşılıklı yükümlülükler ve sorumluluklar bağlamında adalet ele alınmış. Peki Seyyid Kutup'ta yeni olan nedir? Seyyid Kutup'ta yeni olan sosyal kısmıdır. Yani adaletin halka ekonomik olmak üzere, siyasal, sosyal olmak üzere yaygınlaştırılması Seyyid Kutup'ta çok yenidir. Bu açıdan nasıl edebi tasvirlerde bir ilk kabul ediliyorsa sosyal adalet hususundaki görüşleri de İslam dünyasında ilk kabul edilir. Bir Müslüman düşünür olarak. İslam dünyasını bu etkilemiş midir? Evet etkilemiştir. Yani düşünün sol hareketlerin Türkiye dahil olmak üzere İslam dünyasını kasıp kavurduğu bir dönemde birisi çıkıyor ve diyor ki siz sosyal adaletten bahsediyorsunuz, haktan, hukuktan, eşitlikten bahsediyorsunuz ama asıl sosyal adalet, asıl hak ve hukuk düzeni İslam'dadır diyor. Ve bunun Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'in hayatından örneklerini sunarak hemen hemen herkesi ikna ediyor. Hatta şunu söyleyeyim, Türkiye'de ilk çevrilen kitabı arkadaşlar İslam'da sosyal adalettir Seyyid Kutub'un. Gerekçesi ne? Gerekçesi şudur. Yani bu biraz belki şifahi bilgidir ama hani sol hareketler burada güçlü, üniversitelerde güçlü. Zaten böyle İslami hareketler yok, muhafazakarlar var, işte dindar milliyetçiler var vesaire. Bu sol hareketlerle bu konuda mücadele edilemiyor, söylem bazında. Ondan sonra birileri bakıyor, İslam dünyasında sosyal adalet, İslam'da sosyal adalet diye bir kitap yazılmış. Ya bu nedir?
Bunu biz alıp kullanabilir miyiz sol hareketlere karşı? Düşüncesiyle İslam'ın Sosyal Adalet kitabı Türkçe'ye çevriliyor. İşe yarıyor mu? Son derece işe yarıyor ve buradaki Müslüman gençlere, dindarlara bir özgüven getiriyor. Yani sol düşünce karşısında. Bu arada arkadaşlar sosyal mevzulara değinmeye başladığında yine iman ve akide konularını yavaş yavaş gündeme alıyor Seyyid Kutup. Ve ruhban sınıfının, İslam'da ruhban sınıfının olmadığını, laik bir sistemin İslam'ın yapısına uygun olmadığına dair ilk düşünceleri burada paylaşmaya başlıyor. Ulemaya dönük en ciddi eleştirileri de bu dönemde ve burada yapıyor. Neden? Çünkü ulema diyor genelde yönetici zümrenin yanında olmuştur diyor. Hatta Kahire'deki ve büyük şehirlerdeki ki İslam dünyasının hemen hepsi öyledir. Yani o dönemde çoğu kırsaldadır. Gerçekten az bir kesim şehirdedir ve o şehirde olan da ekonomiyi bil fiil idare edendir. Dolayısıyla muhafazakar Müslüman kesim şehirde olanlar dahil olmak üzere diyor ki yönetimin yanındadır bunlar diyor. Ulema da bunların yanındadır. Dolayısıyla halkın, köylünün o dönemde yavaş yavaş oluşmaya başlayan işçilerin dertlerini, tasalarını anlayacak, anlatacak insanlar yok diyor. Seçkin, şehirli sınıf bunlara yabancı zaten çünkü onların tuzu kuru. Ulema da diyor yönetimi ve bunların yanında durarak bu alttan gelen şikayetlere kulaklarını tıkadı diyerek menfaatleri için, kendi konumlarını koruyabilmek için ulemanın sosyal sorunlara değinmediğini ifade ediyor. İslam'ın ekonomik modelini anlatmaya çalışıyor bu arada. Mesela zekatı önemsiyor. Zekat diyor toplumda var olan ezilmişleri, ekonomik olarak zayıf olanları, miskinleri korumanın bir yöntemidir diyor. Ve aynı zamanda zekat malın birilerinin elinde bir devlet olarak dolaşmasını da engelleyen bir nevi emniyet şubabıdır diyor. Malınız arttıkça zekatı vereceksiniz. Yani siz kazandıkça kendinizde biriktirmeyeceksiniz, bunu topluma yayacaksınız. Topluma yayıldıkça toplumda var olan o dertler, sıkıntılar vesaire azalacaktır diyor. Bu dönemde işte şehirli sınıfı eleştirirken belki de bugün bile %100 geçerli olan tespitlerde bulunuyor. Yani lüksün bir toplumu nasıl içten içe kemirdiğini, o ideallerden nasıl böyle adım adım uzaklaştırdığının manzarasını çiziyor rahmetli Seyyid Kutup. Şu cümleleri müsaade ederseniz ondan okuyayım. Biraz garip gelmişti ama son derece bence önemli cümleler. Diyor ki, temiz su bulamayan insanların yanı başında diyor, viski tüketmek diyor, İslami olmadığı gibi lükstür diyor. Hemen öncesinde ama şunu örnek veriyor. Diyor ki Amerika'da bir insan, yani sıradan bir insan şunlara sahiptir diyor. Yani ekonomik olarak standardın epeyce üzerine, ortalama bir vatandaş olarak. Amerikan diyor, başkanı diyor Beyaz Saray'da yaşıyor diyor. Halk o şekilde yaşarken Beyaz Saray'da başkanın yaşaması lüks değildir diyor. Çünkü arada çok fazla böyle konfor farkı yoktur diyor. Ama bizim ülkemize geldiğimiz zaman, İslam dünyasına geldiğiniz zaman diyor bir tarafta içmeye temiz su bulamayan insan var. Öbür tarafta ithal viski içen insan var diyor. İşte bu lükstür diyor. Bir tarafta yatacak yeri olmayan, kulübelerde yaşayan ve tenekelerden çevirdiği kulübeleri evlere çeviren insanlar varken diyor... Binlerce cüney harcayarak cami yaptırmak diyor. Enteresandır, lükstür diyor. Cami yaptırmak, binlerce cüney harcayarak cami yaptırmak lükstür diyor. İnsanlar bir taraftan işte açlıktan ölürken, su bulamazken diyor, altın işlemeli diyor, Kabe örtüsü yaptırmak lükstür diyor. Seyyid Kutub'un şöyle de bir yöntemi var. Belki ileride biraz ona değineceğiz ama şok yöntemi. Yani böyle çok keskin bir şekilde, rigid örneklerle muhatabın mevzuyu birden düşünmesini sağlıyor. Bakın bu örneklere baktığınız zaman değil mi? Yani parçacı yaklaştığımız zaman yani Seyyid Kutup cami yaptırılmasın diyor da denilebilir. Hani ya da işte Kabe'nin örtüsüne böyle masraf yapmayın. Belki örtüsüne gerek yok diyor denilebilir. Ama bakın burada hareket noktası önemli. Toplumda derin çelişkiler var diyor. Bu toplum bu derin çelişkileri kaldırmaz diyor. Dolayısıyla
aklımızı başımıza alıp bu sosyal sorunları çözmemiz gerekir vurgusu yapıyor burada. Şimdi dönemin Mısır'ına yine baktığımız zaman Seyyid Kutup ikiye ayırıyor Mısır toplumunu genel olarak. Birisi iç engeller diyor. Hani olumsuz olarak, engel olarak gördüklerini iç engeller diyor. Birisi dış engeller diyor. İç engeller kimdir? Yani bu sosyal sorunların çözülmesine fırsat vermeye ya da sosyal sorunları üretenler kimdir diye baktığımız zaman yerli kapitalistler diyor, gazeteciler diyor, siyah derili İngilizler diyor. Bu çok enteresandır. Siyah derili İngilizler. Yani İngilizlere ram olmuş, Batı'yı tamamen benimsemiş esmer Mısırlılar diyor. Ya da beyaz zihniyetli Mısırlılar diyor. Yani tamamen sömürgeye teslim olmuş insanlar. Siyasiler diyor. Ve burada enteresandır. Sadakatlerini diyor, menfaatleri için satan ulema diyor. Bunlar iç engellerimiz diyor. Bunun dışında dış engellerimiz var sosyal sorunların çözülmesine. Kimdir bunlar? Emperyalistler, Haçlılar ve misyonerler diyor. Onların Mısır'daki çalışmalarıdır diyor. Bu döneme baktığımız zaman yani gerçekten Mısır'da ekonomide eşitsizlik var mı? Son derece. İşsizlik var mı? Son derece. Fırsat eşitsizliği ile ilgili sorunlar var mı? Son derece. Rüşvet var mı? Son derece. Üretim var mı? Üretim de yok. Yani sosyal olarak kaldı ki Mısır bakın zenginliğin sembolü olan bir ülkedir. Tarım toplumu biliyorsunuz yani eskiden hani zenginliğin sembolü. Belki içimizden bazı arkadaşlarımız rastlamıştır. Bazı romanlarda ya da işte eski filmlerde falan birisi zengin olursa, aniden zengin olursa nasıl zengin oldu sorusunun bir cevabı vardır. İşte bir Mısır'da bir akrabamız varmış. O vefat etmiş. Varisi bulunamadığı için onun malı mülkü bize geldi. Biz de öyle zengin olduk diyor. Bakın bizim romanlarımıza işte filmlerimize konu olan Mısır'ın zenginliği var. Ama 1950'lere geldiğimiz zaman arkadaşlar bu zenginlikten eser kalmamış. Yani bu nüfus kendi nüfusunu doyuramayacak kadar sıkıntılar yaşayan bir ülkeye dönüşmüş durumda. Ve Kutup işte bu ezilen kesimin, mağdur edilen kesimin çok net sesi oluyor. Bu da altı çizilmesi gereken bir şeydir. Ve burada bir noktayı daha vurguluyor. Hani sorunlar neden çözülemiyor diye sorduğunda diyor ki parlamentoya Batı'da dahil olmak üzere seçilen insanlar diyor belirli bir sınıftan geldiği için diyor bunlar sadece kendi çıkarlarını korurlar diyor. Yani bir köylünün, bir işçinin aslında bugün bile geçerlidir. Hani kendi ülkemizi düşünelim. Yani sıradan bir işçinin çok sembolik hani şeyler olmazsa ne bileyim uygulamalar olmazsa bir işçinin milletvekili olma şansı var mı? Yani bir köylünün hakikaten milletvekili olma şansı var mı? Şansı yok. Dolayısıyla gerçekten sorun yaşayan insanların sorunlarını aslında o sorunları yaşamayan insanlar gündeme getiriyor. Ve onlar da ne kadar gündeme getiriyor? Aklıma bir örnek geldi. Disk'in eski başkanlarından birisi milletvekili adayı olmuştu. Bundan yıllar önce röportaj yapılıyor evinde. Adam son derece lüks bir villada yaşıyor. Ve hizmetçileri vesaire falan. Yani bundan 20 yıl öncesini düşünün ve DİSK, Devrimci İşçi Sendikası'nın başkanı. Muhabir ona soruyor, hatırlıyorum yani bugün gibi. Diyor ki ya burada bir çelişki yok mu? Siz asgari ücreti gündeme getiriyorsunuz. İnsanların ekonomik sorunlarını gündeme getiriyorsunuz. Ama yaşadığınız bu ortamla diyor, bu standartla savunduğunuz konular arasında tezat var diyor. Adamın yorumu da maalesef benzerlerin yaşadığı ortak yorum. Diyor ki işçiler diyor, işçi kardeşlerimiz kendi temsilcilerinin diyor böyle yaşamasını arzu eder diyor. Haklarını daha iyi savunabilmeleri için diyor. Böyle de enteresan bir yorum getiriyor. İşte hakikaten hesapsız kitapsız onların sorununu gündeme getiren ve bunu Allah rızası için yapan bir aydın tipiyle karşı karşıyayız. Bu Seyyid Kutup. Bunu İslam'da sosyal adalette çok net bir şekilde yazıyor. Bunu yazdığı dönemlerde işte tam da Nasır'la birçok oranda da örtüşüyorlar. Hemen darbenin arefesi bugünler. Nedir onlar? Mesela askerler
Nasır dahil olmak üzere Batı ve İngiliz emperyalizmine karşıdır. Onlar biraz daha sol ve sosyalist tandanslı olaya yaklaşırlar. Sömürgeci karşıtlığı hem kutupta hem bunlarda vardır. Mısır'ın İngiltere'nin boyunduruğundan kurtarılması ve kanalın millileştirmesi, bu çok önemli mevzudur. Yani Süveyş kanalının millileştirmesi hem Seyit Kutup'un hem de İhvan'ın hem de işte Nasır'ın üzerine ittifak ettiği konulardır. Ve bir de şöyle bir realite var. Şimdi askerler genelde halktan kopuktur. Yani bugün bile ülkemizde de böyledir. Gerçi bu en son durumu bilmiyorum işte Harbiye'nin kaldırılmasından sonra ama bundan çok kısa süre önce nedir? Askeri liseye girer öğrenci, öyle değil mi? Askeri liseye girer, zaten yatılıdır orası. Yalıtılmıştır. Yani sadece hocaları vardır orada, komutanlardır hocalar. Emir komuta zinciriyle lise bitirilir. Harbiye'ye gidilir, harbiye de yalıtılmıştır. Halkla temas sağlanmaz. Ondan sonra kıtada görevlendirildiği zaman zaten özel lojmanları vardır, öyle değil mi? Halkla temas sağlamaz. Alışveriş yaptıkları yerler, yaşadıkları yerler ve tamamen kendilerine hastır. Dolayısıyla yani ülkenin aslında vakasını, halkını, en yabancı insanları ülkenin askerleri olurdu. Şimdi Mısır'da bundan çok uzak değil. Hani Türkiye kadar ne orada keskin karşıtlıkların olmadığını biliyorum ama yine orada da bir sınıf oluşturuyor. Askerler ve halktan bu anlamda kopuklar. Şimdi eğer bir darbe yapacaksanız ki buna devrim de deniyor. Hani sistemi değiştirdiği için toplumsal tabana ihtiyacınız vardır. O toplumsal tabanı nasıl sağlayacaksınız? İhvan'ın tabanı var. Seyit Kutup ve benzeri aydınların hitap ettiği bir kitle var. Aydın kitle var. Bunların da gücü var. Askerlerin de gücü var. Dolayısıyla burada bir hem söylem örtüşmesi hem de birbirlerine muhtaçlık söz konusu. Dolayısıyla darbede Seyit Kutup rahmetli ve İhvan Nasır'ın safında duruyor krala karşı. Ve kralın da yani olumlu bir tarafının olmadığını söylemek lazım. Yani İngiliz yanlısı vesaire son derece batıcı bir ailenin olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Ben burada yine hep böyle bilmiyorum bizle karşılaştırma yapıyorum. Mehmet Akif'e benzetiyorum rahmetli. Seyit Kutup'u. Yani Mehmet Akif'in Kurtuluş Savaşı yıllarındaki tavrı. Yani ortada bir sorun var. Bir sorun var. İşgal durumu var. Buna karşı konulması gerekiyor. İşte Fatih'ten başlıyor. İşte Anadolu'ya, Balıkesir'e birçok yere gidiyor. Hatta Hicaz'a kadar gidiyor. Kurtuluş, istiklal mücadelesi için ne yapıyor? Elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor. İşte Çanakkale Savaşı'nı biliyorsunuz. Necd'deyken öğreniyor. O meşhur Çanakkale Destanı'nı yazıyor vesaire. Yani varını yoğunu ortaya koyuyor. Sonuçta düşman atılıyor vesaire. Sonra ne oluyor? Sonra Mehmet Akif hem çok kısa süre sonra 1924 yanılmıyorsam tarihten çok emin değilim. 1936'ya kadar yani Mısır'a bir nevi sürgün gidiyor. Neden? Çünkü onun ideali, onun oluşturmak istediği sistem, toplum vesaire burada hercümerc edilmiş. Onun hiç arzulamadığı şeyler gündeme gelmiş. Şimdi benzer bir durum Mısır'da var. Yani bakın siyasal bir harekete girişiyorsunuz. Birileriyle ortak ve söylemde büyük oranda örtüşüyorsunuz. Başarılı oluyor, ipler ele geçiriliyor ve size deniyor ki bizim size ihtiyacımız yok. Şöyle şöyle yapacağız, siz de bize itaat edeceksiniz. Ama biz bunun için burada değildik ki. Bizim de ideallerimiz vardı, bizim de işte bir projemiz vardı. Biz ne olacağız? Sizi kenara koyuyoruz diyor. Dolayısıyla bu konuda da Mehmet Akif ile Seyit Kutup'un biraz benzeştiğini düşünüyorum şahsen. Kutup ulemayla ilgili epeyce bir şey söyledik de o yani siyasal sosyal konumlarını eleştiriyor bir taraftan. Bunlara ek olarak bir de şunu söylüyor. Diyor ki yani yeni bir şey üretmiyorsunuz. Burada toplum çok hızlı bir şekilde değişiyor. Sistemler değişiyor. Bakın krallıklar gidiyor, cumhuriyetler kuruluyor. Yeni ekonomik modeller oluşuyor. Yeni üretim tarzları oluşuyor. Siz bunlarla ilgilenmiyorsunuz diyor. Bunlara yeni çözüm üretmiyorsunuz. Şerh ve haşiyeleri tekrar ediyorsunuz diyor. Böyle genç dimağları diyor. Zeki öğrencileri alıyorsunuz diyor.
Bunu hayatın içine sokup bunları, hayatı ve kaynakları öğreteceğinize diyor, yılların birikmiş olduğu, biriktirmiş olduğu o şerhlerle yetiniyorsunuz diyor. Bu hususta da ulemayı eleştiriyor ve temel kaynaklarını Kur'an ve sünnetin günün ihtiyaçlarına göre şerh ve haşiyelerden belki de istifade ederek ama günün şartlarına göre tekrar gündeme alınması gerektiğinin altını çiziyor. Ben bazı başlıklar seçtim. Mesela kutup ve batı. Şimdi arkadaşlar bu bence önemli bir başlık. Niye önemli bir başlık? Hani modernleşmeye başladığımızdan beri batıyla çok sıkı ilişkilerimiz var. Bu bazen işbirliği, bazen düşmanlık seviyesinde bugüne kadar geldi. Peki batı nedir? Batının gerçekten tahlili yapılabilmiş mi İslam dünyasında? Şimdi yine topraklarımıza döndüğümüz zaman sefirler gönderiyoruz batıya. Hani gerileme dönemimizde ya da üst üste yenilgi aldığımız dönemlerde yetmiyor, öğrencileri gönderiyoruz değil mi? Yani batıda eğitim öğretim görsünler diye. Yetmiyor, kurumlarımızı ıslah etsin, okullar inşa etsin diye profesyonelleri çağırıyoruz batıdan. Şimdi batıdan böyle bir transfer yapıyoruz. Peki gerçekten bu batı nedir? Yine bizde de mesela batıyı görüp de şunu diyenler var bizim Osmanlı aydınları içinde. Batı iyidir, hastır diyenin diyor aklından şüphe ederim diyor. Batı sadece görüntüdür, altı kesinlikle koftur diyenler var. Batı karşıtlığı. Ama amentü yazanlar da var. Yani mesela Tevfikret'in amentüsünü düşünün. Tamamen batıya ram olmuş bir şekilde. Yani bizim amentüyü alıyorsunuz yerine ilmi, fenni, batının o günkü söylemini koyan yeni bir amentü yazıyorsunuz. Böyle de bir insan tipi var. Şimdi rahmetli Seyyid Kutup İslam ile batının, var olan batının asla uzlaşamayacağını söylüyor. Çünkü bunlar diyor birbirine zıt iki kutuptur ve birbirine zıt iki medeniyettir diyor. Ve batı merkezine çıkarı alarak diyor, kendisini alarak ötekiyle muamele eder. Hakikaten bugün de öyledir. Yani şimdi düşünün, batının kendi içinde bir tutarlılığı var, amenna. Bir hukuku var, amenna. Bir ilerlemesi var, amenna. Onlar kendi toprakları içerisinde kutsaldır, korunması gerekenlerdir. Şimdi bakın, genç arkadaşlarımız hatırlamayabilir. 1990'larda Cezayir'de bir askeri darbe oldu. Batı'da darbe çok büyük bir suçtur. Çünkü halkın iradesine müdahale suçtur yani. Çünkü asıl olan halktır. Halkın kendi kendini yönetmesidir. Öyle değil mi? Demokrasi dediğiniz şey budur. Cezayir'de asker darbe yaptı. Batı'nın desteğiyle yaptı. Darbe mağdurları hiçbir şekilde gündeme getirilmedi. Hatta suçlu ilan edildi Batı medyasında. Peki kendi içinde buna müsaade eder mi? Asla etmez. Şimdi bakın, 90'lardan bahsediyorum. 2013 yılına geliyorum. Mısır'da Sisi darbesi. Ya bir yıl olmuş. Bir yıl olmuş sadece. Seçimle gelmiş ve tarihte ilk defa Mısır halkı Batı'nın o işte meşhur paradigmasına uygun olarak kendi yöneticisini seçmiş. Tarihte ilk defa. Yani tutarlı bir Batı'dan ne beklenir? Bunu mahkum etmesi beklenir değil mi? Niye? Bütün tezinizi bunun üzerine kuruyorsunuz çünkü. Tam tersi. Yani Sisi'ye destek verdiler. Rabia meydanında ölen binlerce insanı yok saydılar. Yani dünyanın hemen her yerinde aynı şeyleri yaptılar. Şimdi bakın, o açıdan Seyyid Kutub'un batı tasviri son derece gerçekçidir. Bunlar diyor, kendi çıkarlarını merkeze alırlar. Olumluluklar kendilerindedir diyor. Diğerlerine bu olumlulukları yansıtmazlar diyor. Aynı şekilde bakın, ekonomik olarak da öyledir. Şimdi İngiltere, Fransa, şu anki batının bütün ülkeleri. Yani refah seviyesi en yüksek ülkeler. En yüksek ülkeler. Ya İngiltere'yi ada olarak düşünün. Sadece ada ülkesi olarak düşünün. Yani gerçekten bu kadar gelişmişliği hak edecek bir altyapısı, kaynağı, insan gücü var mı? Yok. Hepsi ithaldir. Bakın sömürü eşittir hırsızlıktır. Hindistan'ın işgalinden itibaren hem Asya'da hem Afrika'da bütün yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını, insan unsurlarını bunlar sömürmüşlerdir. Ve kendi hizmetleri için kullanmışlardır. Bunu Seyyid Kutup çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve 1950'lerde
yapıyor bunu. Ve diyor şey olarak, refleks olarak diyor, İslam batının istediği şekli almaz diyor. Hakikaten bu da çok önemli. Yani bütün olumsuzluklarımıza rağmen, bakın İslam dünyasında yaşanan bütün sorunlara rağmen, Irak işgal edildi biliyorsunuz. Önce 1990'larda ama tam olarak da 2003 yılında yanılmıyorsam Bağdat'a Amerikan askerleri girdi. Şimdi bazı arkadaşlarımız hatırlar. Televizyon görüntülerinde canlı canlı biz o dönemde izledik. Şimdi bakın, Amerikan askeri girdi. Onu destekleyen hakikaten bir azınlık da vardı. Yani onları alkış tutan, heykelleri yıkan ve hoş geldin diye onları karşılayan ve maalesef o dönemde yine emperyalist karşıtı olduğunu söyleyen insanlar alkışlarla karşıladılar Amerikan askerlerini. Neyse o anlaşılabilir bir şey o dönemin sıcaklığı içinde. Ama Amerikan askeri hiçbir zaman Irak'ta güvenli olamadı. Hemen her yerden saldırıya uğradı. Hiçbir general elini kolunu sallayarak Bağdat'ta dolaşamadı. Hiçbir Amerikan başkanı dünyaya ilan ederek ben şu saatte Bağdat'a gidiyorum diyemedi. Gizli saklı gittiler. Bakın bütün olumsuzluklarımıza rağmen. Ben hemen kısa bir kıyas yapmanızı istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda onurlarına son derece düşkün olan Japonları düşünün. Japonları düşünün. Yani Japon kralı teslim oldu. Amerikan generalleri orada patron edasıyla, işte o anlaşmanın imzaladığı geminin fotoğraflarına bakmanızı tavsiye ederim. Yani böyle ezilmiş, moral motivasyonu bitmiş, neredeyse kul köle pozisyonunda Japon askerlerini, Japon yöneticilerini görüyorsunuz. İslam dünyasında bu sahne asla yaşanmaz. Asla yaşanmaz. Yenilebilir, işgal edilebilir, sömürge olabilir ama asla böyle rezil bir duruma İslam dünyası düşmez. Bunun temelinde de İslam'ın getirdiği özgüven var. İslam'ın getirdiği bir onur var, bir şeref hissi vardır. Ben bunu önemli buluyorum. Çok kısaca Batı'yı nasıl değerlendiriyor? İşte Doğu bloğu var, Batı bloğu var. Batı bloğunu kapitalist, vahşi, çıkar merkezli, hazlı temel almış, hiçbir değer üretmeyen bir medeniyet olarak görüyor Batı bloğunu. Doğu bloğunu ise nasıl görüyor? Devletin çıkarı için ve muhayyel toplum çıkarı için. Aslında toplumun çıkarıyla devletin çıkarı orada örtüştürülüyor ama fiilen de örtüşmüyor. Orada devletin ve toplumun çıkarı dendiği zaman politbüronun çıkarı ön planadır. Yani orada mesela eşitlik olur vesaire falan denir. Yöneticiyle işte yönetilen arasında çok fazla fark yoktur denir ama bu bir hikayeden ibarettir. Batı'da nasıl üst bir sınıf varsa Doğu blokunda da politbüro üyeleri öyleydi. Onlar mesela uzak ülkelerde tatil yaparlar, lüks yaşarlardı ama kendi içlerinde yaşarlardı. O bir sınıf oluşturmuştu onlar. Aslında orada işçiler hani belirleyici olacaktı ama Seyyid Kutup diyor ki bunlar diyor zavallı işçi sınıfını da sömürdüler diyor. Onu merkeze aldılar ve işçileri diyor kendi dışındaki herkese düşman ettiler diyor. Toplumdaki ahengi bu şekilde yok ettiler diyor. Adalet üretti mi? Hayır üretmedi diyor. Kişinin bireyi daha doğrusu ferdi diyor öldürdüler ve topluma kurban ettiler diyor. Adalet üretmedi diyor burada. Şimdi Batı'nın Roma, işte Hristiyan kültürü, kapitalizm ve komünizm üzerine inşa edildiğini söylüyor. Hiçbirisinde de adaletin olmadığını söylüyor. Bunları uzun uzun anlatıyor. Rönesans'a çok önem veriyor Seyyid Kutup. Rönesans, Batı'nın aydınlanması işte bu gelişmesini çok önemsiyor. Ve bunun temelinde de Haçlı savaşları sırasında gelen Haçlıların Müslüman toplumla tanışması olduğunu söylüyor. Yani Endülüs'ü bir kenara koyalım. Aynı düşünceleri bakın ondan yıllar sonra Fuat Sezgin Hoca da rahmetli aynı şeyi söylüyor. Yani Rönesans'ın temelinde diyor Batı'nın Haçlı seferleriyle İslam dünyasıyla tanışması yatıyor. Neden? Çünkü feodal sistemin olduğu, geniş halk yığınlarının toprakla beraber alınıp satıldığı, şehirler arasında seyahatin olmadığı. Bakın sıradan bir insan oradan bir yerden bir yere geçemiyor. Feodalin toprağından çıkıp başka bir toprağa giremiyor. Böyle enteresan bir işleyiş var Batı'da. Şimdi geliyor adam İslam dünyasında neyi görüyor? Hukuku görüyor.
Yani yöneticilerin de hak ve sorumluluklarının olduğunu, zaman zaman tebaanın, reayanın hukuk karşısında yöneticisini eleştirdiğini, ondan hakkını almaya giriştiğini görüyor. Ticaret yaptığını görüyor. Kimsenin müsaadesine işte gerek görmeden şehirler arası, ülkeler arası yolculuk yaptığını, para kazandığını görüyor vesaire. Şimdi Batılılar için bunlar çok olağanüstü şeylerdir. Çok olağanüstü şeylerdir. Dolayısıyla Fuat Sezgin Hoca diyor ki, bunlar diyor bir İtalyanlar özellikle çok iyi gözlemlediler İslam toplumunu. Ama başkalarına belli etmediler. İki diyor kaynakları aldılar, götürdüler diyor ve kendi içlerinde diyor bu kaynakları özellikle üst sınıf tetkik etti, inceledi, bilim bu şekilde transfer oldu ve de uygulama da, halkın yaşayışı da bu şekilde diyor. Batı'ya transfer oldu ve Batı neyi üretti? Burjuvaziyi üretti. Yani şimdi çok basit bir örnek. Çok yetenekli bir köylü çocuğu düşünün. Çok zeki, çok çalışkan. İşte bu bir köyde. Ama bunun önünde herhangi bir fırsat eşitliği yok. Ama zeki ve sorguluyor. Zeki ve sorguluyor. Şunu görüyor ya diyor. Benim kadar düşünemeyen, benim kadar üretemeyen, benim kadar çalışmayan işte feodalın oğlu benden çok fazla imtiyazlara sahip diyor. Burada bir haksızlık var diyor. Yani bunun için hukukçu olmaya gerek var. Gerek yok. Ve bunu sorguluyor. Ondan sonra oradan kaçtığını düşünün. Ve hayatta kalmaya çalışıyor. Zeki vesaire. Bu ne yapıyor? İş yapmaya başlıyor. İşte gemilerle İslam dünyasına gidiyor, kaçıyor vesaire falan. Oradaki işleyişi görüyor. Ve benzerini kendi ülkesine transfer ediyor. Üretmeye başlıyor. Bir şeyler üretmeye başlıyor. Alıyor, satıyor vesaire falan ve zenginleşiyor. Hani tarım toplumunda asiller, soylular çok büyük toprakları kontrol ediyorlar ve para onlarda. Şimdi bunlar köylü. Yavaş yavaş böyle sistemin dışına çıkanlar ne yapıyor? Bireysel çabalarıyla ekonomik güce erişiyorlar. Üretim yapıyorlar, ticaret yapıyorlar vesaire. Şimdi burada gerçekten baktığımız zaman Seyit Kutup'un haklı olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Kendi içinde kapalı olarak kalmış olsaydı Avrupa bu kadar hızlı bir değişim ve dönüşümü yaşayamazdı. Dolayısıyla İslam toplumundaki sadece savaşlar aracılığıyla değil. Mesela seyyahların da anılarını okuduğunuz zaman Marco Polo biliyorsunuz. Dünyanın en büyük seyyahlarından birisi. Sadece Çin bölümünü alın okuyun. Orada ne kadar enteresan karşılanıyor Batı'da. Çin'de uygulanan bazı şeyler. Adam diyor ki, kağıt gösteriyor. Diyor ki bu işte şu kadar altın değerindedir diyor. Bu metadır diyor. Bununla ticaret yapabilirsin diyor. Batılı bunu anlamıyor. Batını bunu anlamıyor. Diyor ki ya bu bir kağıt. Bunun ne değeri olabilir ki? Değeri olan altındır diyor. Bak diyor alıyor kağıdı atıyor. Hiçbir değeri yok diyor bunun. Alıyor altını atıyor bir müddet sonra çıkarıyor tekrar oradan. Bak diyor buna hiçbir şey olmadı. Sizin anlattıklarınız hikaye diyor. Batılı inandıramıyor Marco Polo bu işe. Yani hem bir taraftan gezginler, bir taraftan Haçlı Savaşları, öbür taraftan Endülüs, diğer taraftan işte savaşlar ve benzeri barış ticaret yoluyla karşılaşmalar Batı'yı önemli ölçüde etkilemiştir. Tabii ki bütün olumluluklar işte bizden gitti ya da her şeyi bizden öğrendiler gibi bir söyleme burada gerek yok. Son olarak Batı'yı bir bunalım içinde, bir çıkmaz içinde olarak görüyor Seyit Kutup. Yani okuduğunuz zaman Amerikan tasvirini, Batı tasvirini yaptığınız zaman ben de şöyle bir his oluşturmuştu. Yani ilk okuduğum yıllar önce. Ya Batı çöktü çökecek gibi bir his oluşmuştu. Burada rahmetlinin biraz yanıldığını söyleyebiliriz. Neden? Yani maalesef kapitalizm bütün olumsuzluklara rağmen kendini yenileyebilme kabiliyetine de sahip. Yani kendi iç sorunlarını, iç açmazlarını görüp tahlil eden, onlara yeni çözümler üreten bir bakış açısına sahip. O yüzden mesela ileride geçmişte gördüğü bazı sorunları çok enteresan bir şekilde sorun olmaktan çıkarıp normalleştirebiliyor. Yani 50 yıl öncesine gittiğimiz zaman bir batılı toplulukta ya da ülkede mesela cinsler arasındaki evlilik son derece anormaldi. Öyle değil mi? Son derece anormaldi. Ama bakın onu son derece normal hale dönüştürdü bugün. Yani üçüncü cins son derece normal bir hale getirildi. Aynı cinsler arasındaki evlilikler son derece normal hale getirildi. Hatta Batı'da artık bunlara anormal bakmak normal haline dönüşüyor. Anormal hale dönüşüyor.
O yüzden yani burada hani Batı'nın tasvirinde, tahlilinde Seyyid Kutup rahmetlinin çok başarılı olduğunu ama bizde uyandırdığı ümidin maalesef gerçekçi olmadığını görebiliyoruz. Çünkü hala Batı çok güçlü, hala kendini yeniliyor, hala maalesef ciddi bir alternatif oluşturulabilmiş değil. Şimdi kutup ve akide diye bir başlığımız var. Kutup her şeyin temelini akideye yerleştirir. Şimdi o kavim bağı, akrabalık bağı, toprak bağı, milliyet bağı vesaire falan hepsini bir kenara koyar. Der ki İslam toplumunu bir arada tutan ve üzerine değerler inşa edilen en önemli ve belki de tek şey akidedir der. Dolayısıyla Müslümanların kardeşliğini de bu şekilde ifade eder. Buna alternatif olabilecek her şeyi de reddeder. Bunun içinde milliyetçilik, akraba ya da asabiyet dahil olmak üzere safların akide üzerinden netleştirilmesi gerektiğini söyler. Yani Seyyid Kutup'un hayalindeki toplum tamamen bir inanç toplumudur. Yani çıkar için bir araya gelmiş, başka nedenler için bir araya gelmiş bir toplum değildir. Vaktimiz azaldığı için ben biraz hızlı gideceğim. Ulema ile ilgili tavrını söyledik. Batı ile ilgili tavrını söyledik. Mısır'daki eğitim, hukuk vesaire ilgili düşüncelerini ortaya koyduk. Şimdi peki bir de şunu söyleyelim. 1950'lerden sonra işte 55'lerden sonra 54'ten sonra ayrı bir Seyyid Kutup karşımıza çıkıyor. Yani gerçekten hani ihvana üye olmuş. Artık Nasır'la birebir cedelleşen bir eylem adamı olarak karşımıza çıkıyor Seyyid Kutup. İşte peki tam da bizim için önemli olan budur. Yani aslında şu ana kadar anlattıklarımız Seyyid Kutup'u anlamak açısından önemli olmakla birlikte Türkiye'ye bu boyut çok fazla yansımadı. Yani Türkiye'li Müslüman olarak hatta dünyadaki diğer Müslümanlar olarak Seyyid Kutup'un edebi anlayışıyla, romanlarıyla çok fazla özellikle ilk dönemlerde yazdıklarıyla ilgilenmedik. Çünkü ortak bir bağ yok. Ortak bağı kuran nedir? İşte akide bağıdır. Yani inanç bağıdır. Bizim için Seyyid Kutup'u değerli kılan şey son dönemlerde söylediği ve yazdığı şeylerdir. Özellikle de işte Fizlalü Kur'an'ı. Fizlalü Kur'an'ı 1954'ten önce başlıyor sanırım ama hapishanede yazıyor. Onunla da ilgili ufak bir anekdot aktarmak isterim. Mısır'da hapishane şartları her zaman zordu. Bugün de zor. Biliyorsunuz işte hapishanede vefat eden bir sürü ihvan yöneticisi oldu. Merhum Mursi'yi biliyorsunuz yani mahkeme salonunda vefat etti. Bugün bile çok zor. Ama Nasır döneminde çok daha zordu. Yani düşünün toplumun en önde gelen insanlarını, üniversite hocalarını, ulemayı toplamışsınız. Hapse tıkmışsınız, 20 saat marş dinletiyorlar. Ümmü Gülsüm dinletiyorlar. 20 saat. Bir şey yazacaksınız, kağıt vermiyorlar. Yani düşün, Seyyid Kutup gibi birisi için yazamıyorsunuz, kağıt vermiyorlar. Orada enteresan, ya Allah'ın takdiri bir enteresan bir olay gelişiyor. Darül Fikril Arabi adında bir yayın evi Seyyid Kutup'la tefsir hususunda anlaşmış. Tefsir yazacak. Şimdi hapishaneye girince de yazamıyor tabii. Mahkemeye müracaat ediyor. Mahkeme yayın evini haklı buluyor. Dönemin yönetimi de aslında Mısır'da işte ne kadar özgürlük olduğunu, ne kadar müsamahan olduğunun göstergesi olarak bu hükmü uyguluyor. Ve Seyyid Kutup'a gerekli malzemeleri veriyor. Dolayısıyla hapishane şartlarında yazıyor Seyyid Kutup tefsirini ve yoldaki işaretlerini. Yani ömrünün son dönemlerinde yazıyor. Şimdi bu dönemlerde bazı kavramlar Seyyid Kutup'ta çok fazla ön plana çıkıyor. Nedir bu ön plana çıkan şeyler? Bir, ne yapmalı diyor. Asıl soru bu. Hani darbe olmuş, işte batıcı yönetimler gelmiş, Müslümanlara zulmediliyor. Dünyada dünyada Müslümanların pozisyonu hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Şimdi o zaman ne yapmalı diyor. Ne yapmalı sorusuna kendince
cevap vermeye çalışıyor. Temel bir ayete dayanıyor. Bir toplum kendisini, bir kavim kendisini değiştirmedikçe Allah o kavmi değiştirmez. Şimdi dolayısıyla değişim ve dönüşüm önce kendimizden başlar diyor. Kendimizi değiştireceğiz ve çevremizi değiştireceğiz. Bundan sonra diyor yavaş yavaş toplumu ve dünyayı değiştireceğiz. Ve Seyyid Kutup'un çok önemsediği mevzu da şudur. Dünyaya rehberlik etmek. Müslümanın dünyada yönlendirici yani baskın konumunu kaybettiğini ve tekrar o baskın konuma ulaşması gerektiğini düşünür. Onun için de fertten başlar. Fert kendini değiştirecek, çevresini değiştirecek, toplumunu değiştirecek ve dünyayı değiştirecek. Seyyid Kutup'un hedefi asla Mısır olmadı. Asla Arap dünyası olmadı, asla İslam dünyası olmadı. Bütün dünya. Yani nasıl vahiy bütün insanlığa hitap ediyorsa vahyin temsilcileri olarak, inananları olarak diyor. Bizim bütün insanlığa karşı sorumluluğumuz, vazifemiz vardır diyor Seyyid Kutup. Ne yapmalı sorusuna birinci cevap şu. Doğru bilgilenmemiz lazım. Yani kaynak sorununu çözmemiz lazım. Hani eğer yoldaki işaretleri okumuşsanız, yoldaki işaretlerde üzerine durduğu en önemli mevzulardan birisi kaynak sorunudur. İslam dünyasında o saf, arı, İslami düşünce bulanmıştır. Nasıl bulanmıştır? Zamanında Yunan felsefesi etkilemiştir. Hint mistizmi etkilemiştir. Farsların yönetim anlayışı etkilemiştir. Yani dışarıdan gelen bir sürü kaynak o saf, arı, duru kaynağı bulandırmıştır. Sahabenin beslendiği kaynak Kur'an'dı diyor. Kur'an. Sadece Kur'an'dan beslenirdi. Hatta bir olayı anlatır. Yani Hazreti Ömer'i Allah Resulü eleştirir. Ehli kitabın bazı kaynaklarına ya da söylemlerine ilgi duyduğu için. Diyor ki onlara gerek yok. Bizim vahyimiz bize yeterdir diyor. Bunu merkeze alıyor Seyyid Kutup. İşte Kur'an'dan beslenen yeni bir nesil oluşturmamız lazım diyor. Kur'an nesli oluşturmamız lazım diyor. Ve yöntemi de şu. Sahabe nasıl Kur'an'dan beslenip bütün dünyayı değiştirmişse, ki burada da hakikaten şunu vurgulamak lazım. Yani bazen biz mevzunun ehemmiyetini göz ardı edebiliyoruz. Şöyle düşün arkadaşlar. Yani bir tarafta Sasani İmparatorluğu var. Yani İran var. Arap Yarımadası'nın bir kısmını Yemen dahil olmak üzere kontrol ediyor. Bir tarafta İstanbul merkezli, bura merkezli Bizans var. Şam dahil olmak üzere Arap dünyasının bir kısmını bu kontrol ediyor. Ve bunlar çok çok ileri ülkeler. Ve Mekke'yi düşünün. Yani nüfusuyla, coğrafyasıyla, etrafı zaten çöl. Yani çöl. Hatta bazı tarihçiler diyorlar ki Mekke, Medine yani neden işgale uğramadı Bizans ve Yemen tarafından? Diyor ki maliyeti kurtarmayacak. Siz ordu kaldıracaksınız, gideceksiniz, alacaksınız ama ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla işgal etmeye bile gerek görülmedi diyor. İşgale değer bulmadılar onu. Bakın büyük güçlerin işgale değer görmediği bir yerden bir düşünce, bir inanç çıkıyor. Bakın bir inanç çıkıyor. Çok kısa sürede o gücün yani böyle 40 yıllık bir süre zarfında o çok çok büyük gücün birisini yok ediyor. İran'ı tarihe gömüyor ve diğerini de geriletiyor. Bizans'ı da geriletiyor. Ve çok kısa sürede bakın İspanya'ya ulaşıyor, Kuzey Afrika'ya ulaşıyor. Bir taraftan bugünkü Çin'e ulaşıyor, bugünkü Ermenistan'a ulaşıyor ve Afrika'nın ortalarına kadar ulaşıyor. Bunu yapan insanlar kim? İşte çok değersiz bir coğrafyanın, işgale bile değer görülmeyen bir coğrafyanın insanlar, müntesipleri. Seyyid Kutup diyor ki, bakın bu işte İslam akidesi, vahiy, bu kendi içinde sorunlarla boğuşan, dünyaya ilgi duymayan, bu az bir topluluğu aldı, çok kısa sürede dünyanın efendisi haline getirdi diyor. Peki o kaynak hala var mı? Var. Eksik olan sadece Allah Resulü'dür diyor. Allah Resulü'nün şahsıdır diyor. Peki Allah Resulü'nün yapıp etmeleri, hadisleri, sünneti var mı? O da var diyor. Eğer diyor, bu düşüncenin, İslam'ın, akidenin yaygınlaşması için Allah Resulü'nün şahsı şart olsaydı, Allah onu vefat ettirmezdi diyor. Dolayısıyla Allah Resulü'nün şahsi olarak bulunmasına gerek yok. Kaynaklar elimizde diyor. Biz bu kaynaklardan aynen sahabenin beslendiği gibi beslenirsek aynı konuma ulaşırız diyor. Ve buna hakikaten çok büyük bir
inanç besliyor. Tarih içerisinde Müslümanların bu kaynaklardan uzaklaştığını, oluşturulan İslami disiplinlerin başlangıçta işe yarar olsa da, sorunları çözer olsa da sonradan bir tıkanıklığa yol açtığını, çünkü kendi içerisinde bilgi üreten ve çevreyle irtibatı olmayan bir hale dönüştüğünü söylüyor. Belki bu eleştirileri bugün tartışılabilir. Belki de tartışılmalıdır da. Neden? Çünkü geçmişe bakıp var olan külliyatın, birikimin hepsini genel olarak olumsuz olsa bile bir kenara koymamalıyız. Çünkü orada gerçekten büyük bir insani tecrübi bir bilgi var. Nasıl diğer alanlarda, tarihte, coğrafyada, şurada burada bu üretilen bilgiden istifade ediyorsak, özellikle bugün pozitif bilimler dediğimiz şeylerde insani bilgiden istifade ediyorsak, geçmişteki alimlerin de bilgilerinden istifade etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu açıdan hani tamamen kaldırılıp bir kenara konulacak, tamamen olumsuz bir külliyat olarak asla bakmamak lazım. Seyyid Kutub'un da böyle baktığını söylemek istemiyorum. Yani şüphesiz o da seçici bakıyor. İşte bir öncü nesil kurulursa diyor, öncü nesil oluşturulursa tekrar biz İslam'ı hak ettiği yere ulaştırabiliriz diyor. Bunun için de kaynak sorununu çözmemiz lazım. Kaynakta nedir? Kaynakta işte Kur'an ve sünnettir diyor. Burada Hazreti Peygamber dönemini irdelerken bazı örnekler veriyor. Önümdeki metne çok fazla bağlı kalmayacağım. Şöyle söylüyor. Eğer diyor Allah Resulü biraz pragmatik olsaydı, o günün şartlarında işte Araplar eziliyor, büyük güçler var. Bir Arapçılık düşüncesini gündeme getirseydi öncelikle. Çünkü hamiyet var adamlarda. Yani bir asabiyet var. Arapçılık şuuru var adamlarda. Kabilecilik var. Ya ey Araplar, siz nasıl insanlarsınız? İşte bir tarafınız İran tarafından işgal edilmiş. Bir tarafınız Bizans tarafından işgal edilmiş. Sizde hiç mi onur yok dese diyor. Bunlar Arapçılık etrafında birleştiremez miydi? Birleştirebilirdi. Son derece makul. Ya da diyor, işte orada diyor ezen sınıflar var, müstekbirler var, ekonomik durum iyi olanlar ve bir de garibanlar var diyor. Böyle bugünün sosyalist tezine yakın bir şekilde dese ki, ya siz eziliyorsunuz, bunlar 3-5 kişi adam, gücü eline almış, sizin bunlara karşı çıkmanız gerekir dese diyor. Bu anlamda halkçılık yapsa olabilir miydi? Olabilirdi diyor. Bu şekilde elinde fırsatlar vardı. Nitekim işte biliyorsunuz Mekke'nin teklifleri vardı. Yani isterseniz işte liderimiz ol, istersen işte birisini istiyorsan, kimle istiyorsan onu evlendirelim vesaire gibi teklifleri var. Bunları kabul edebilirdi diyor. Ama etmedi. Neden? Bakın burası çok önemli. Çünkü hedef kadar diyor, amaç kadar amaca ulaştıran yollar da diyor vahiy olmalı. Allah'ın muradına uygun olmalı diyor. Yani işte biz pragmatik olalım. Biz kendimizi gizleyelim. Biz yani hani zamanında yakın dönemde birilerinin yaptığı gibi böyle saman altında sürüterek, büyüyerek kimliğimizi, kişiliğimizi gizleyelim. Ondan sonra belirli bir güce ulaştıktan sonra kendimizi ortaya koyalım ve ondan sonra da dönüşü olmasın. Bu yöntem değildir diyor. Müslüman kimliği açık olan, kendisi açık olan birisidir diyor. Dolayısıyla vahyin önerdiği metodu da kullanmamız lazım diyor. Kendi kafamızdan böyle faydacı metotlar kesinlikle oluşturmamamız gerekir diyor. Yani hem amaç hem de amaca götüren yol vahye uygun olmalıdır diyor. Bunun altını çiziyor. Peki içinde bulunduğumuz toplum nedir? Bir de toplum değerlendirmesi yapacak olursak, Seyyid Kutub'un en fazla tartışılan kavramlardan birisi de cahili toplumdur. Cahili toplum. Şimdi biliyorsunuz böyle tekfir grupları oluştu. Yani Seyyid Kutub rahmetlinin vefatından sonra bugün de sayıları epeyce arttı. Yani toplumu tekfir eden, kendisi gibi düşünmeyen insanları tekfir eden gruplar oluştu. Şimdi bu grupların oluşmasında bazı çevreler Seyyid Kutub'u merkeze koyuyorlar. Seyyid Kutub'un düşüncelerinden yola çıkarak diyorlar bu tekfir grupları oluştu. Bu son derece haksız bir yaklaşım kanaatimce. Neden? Hani parçacı yaklaşırsanız gerçekten hani burada bu yoldaki işaretler var. Parçacı yaklaşırsanız bazı şeyler bulabilirsiniz. Nasıl? Mesela diyor ki
Hakimiyeti kendinde görüp diyor, Allah'ın hududuna müdahale eden bir insan diyor ilahlık taslamış olur diyor. Onun diyor hakimiyetini kabul edip Allah'a rağmen hüküm koyabileceğini savunan insanla diyor onun ilahlığını kabul etmiş olur diyor. Şimdi bundan yola çıkarak seküler, işte laik bu düzenlerde yaşayan insanlar işte bu yönetim sistemlerini kabul ediyorlar. Dolayısıyla onları ilah kabul ediyorlar. Dolayısıyla müşriktir önermesine ulaşabilirsiniz. Bu cümleden yola çıkarak. Peki bütüncül olarak baktığımız zaman Seyyid Kutup bunu mu söylüyor? Asla bunu söylemiyor. Yani bireysel olarak insanları tekfir etmiyor, şirkle suçlamıyor. O şunu yapıyor. Diyor ki Allah'ın hükümlerinin her alanda uygulanmadığı bir toplum diyor, cahili bir toplumdur. Yani İslami toplum değildir diyor. İslami bir toplum değildir diyor. Peki fert fert herkes müşrik midir? Değildir. Bizim yapmamız gereken oluşturduğumuz bu öncü nesille, sahabe gibi Kur'an'dan ve sünnetten beslenen oluşturduğumuz bu nesille daveti bunlara ulaştırmaktır diyor. Bizim amacımız budur diyor. Ve burada da son derece muhayyer bir alan bırakıyor. Biz diyor davet ulaştırmakla yükümlüyüz. Kabul edip etmeme tamamen onların bileceği bir iştir. İslam'ın diyor Müslümanların birilerinin bir şeyleri kabul ettirme gibi bir sorumlulukları yoktur. Bu Kur'an'a da aykırı olur zaten. Dileyen dilediğini seçer diyor. Dolayısıyla yani kafir bile olsa kendi dışındaki insanlara yaşam hakkı tanımıyor diye bir şeyi Seyyid Kutup'tan çıkarmak mümkün değil. Tam tersine Allah'ın verdiği hakkı biz Müslüman olarak vermek durumundayız. Dileyen iman eder, dileyen iman etmez diyor. Bu açıdan yani Seyyid Kutup'u tekfirci düşüncenin kaynağı olarak göstermek ona büyük haksızlık olarak görüyorum ben. Ama şunu sorgulayabiliriz. Şimdi Seyyid Kutup Mekke dönemi ayetlerini çok önemsiyor. Diyor ki Mekke döneminde yani 13 yıl boyunca Kur'an tevhidi yerleştirmek için, akideyi yerleştirmek için gelmiştir diyor. Orada yani fıkıh yoktur, emir yoktur, yasak yoktur, sosyal düzen yoktur, kanun yoktur diyor. Bunlar hep Medine'de olmuştur. Şimdi genel olarak baktığımızda gerçekten budur. Yani biliyorsunuz yani muamelatla ilgili hususlar Medine'de inmiştir. Ama bakın Mekke'de çok net bir şekilde Mekke cahili sistemin eleştirisi vardır. Yani mesela yanlış ölçüp tartanlarla ilgili çok net eleştiriler vardır. Yoksulu yetimi gözetmeyenlerle ilgili çok net eleştiriler vardır. Yani aslında vahyin ilk gününden itibaren sosyal konulara temas eder. Yani mesela namazlarda okuduğumuz işte Erayetellezi yükedibu bittin diye başlayan sureyi okuyalım. Onu anlayalım. Ya yani burada bir karşı eleştiri de var. Aslında sosyal konular son derece ilgili ve Müslümanları hayatın içine çeken ayetler var en başından beri. Ve Seyyid Kutup bazen bunu sanki görmüyor gibi bir hisse kapılıyorsunuz okuduğunuz zaman. Yani tevhid anlayışını yerleştiriyor, insanları eğitiyor. Ondan sonra Medine döneminde buna geçiyor gibi böyle genelleme var. Bir taraftan da yaşadığımız toplumla Mekke toplumunu bazen birebir çok örtüştürüyor. Yani diyor ki İçinde yaşadığımız cahili toplum diyor, Mekke toplumu neredeyse aynısı, hatta bazı alanlarda daha kötüdür diyor. Yani doğrudur, bazı alanlarda daha kötüdür ama bazı alanlarda da çok daha iyidir, öyle değil mi? Yani her şeye rağmen, bakın aramızda Kur'an var, bütün sorunlara rağmen işte sünnet ulaşmış, hadisler var ve İslami bir birikim ortaya konmuş. O günün Mısır toplumunu düşünelim, bugünkü Türkiye toplumunu da düşünelim. Yani hiç olumluluk yok mu? Yani tamamen Mekke cahili şirk toplumu gibi miyiz biz? İşte bu hususta biraz daha bence dikkatli irdelemek lazım. Ama yine onun oluştuğu, yaşadığı dönemin şartlarını göz önünde bulunduralım. Gerçekten darbeci böyle eziyet eden, işkence eden bir sistem var. Yani kendisi de işte 10 yılını hapiste geçirdi biliyorsunuz. Şimdi böyle bir sistem, hapishanede 20 saat uyumadığınızı düşünün. Sizi uyutmuyorlar. Uyutmuyorlar. Kitap, defter vermiyorlar. Ve sürekli baskı altındasınız. Şimdi bunu bu psikolojinin biraz yansıması gibi. Oysa biraz daha nötr şartlarda bakabilirse aslında Mısır toplumunun birebir Mekke cahili toplumuyla örtüşmediğini
söyleyebilir. Ben şahsen o kanaatteyim. O hususta içinde yaşadığımız toplum dahil olmak üzere bugünkü Mısır toplumunda bazı avantajlara sahip olduğunu düşünüyorum. Yani cahili toplumu tanımlaması doğrudur. Çünkü tanımlaması zaten kendisi yapıyor. Allah'ın hükümlerinin diyor tamamen uygulanmadığı, bölük pörçük uygulandığı toplum öyledir. Hakikaten öyledir. Ona itiraz yok. Ama detaylara girdiğimiz zaman bu cahili dediğimiz toplumun da tamamen bir kenara konulamayacağına dair en azından benim şahsi kanaatlerim var. Şimdi her şeyin akide üzerinde değiştirip dönüştürürken bir metoda, yönteme ihtiyacımız var. Onu da Kur'an belirler dedik. Seyyid Kutub'un en fazla eleştirilen konulardan birisi de cihat konusuyla ilgili yaklaşımlarıdır. Şimdi cihat konusuyla ilgili rahmetlinin çok net tavırları var. Nedir o? Zadul Maad'den alıntı yapar. Yoldaki işaretlerde. Tefsirinde de oradan epeyce alıntı yapar. Kafirleri üç kısma ayırır Seyyid Kutub. Der ki bir, kendileriyle işte barış imzalananlar. Yani onlara dokunulamaz. İki, fiilen savaş içinde olduklarımız diyor. Üç, zimmiler. Yani bizim yönetimimizi kabul etmiş, haraç veren ve bize teslim olmuş insanlardır diyor. Cihadı sadece savaş olarak görmez ama. Tebliği, insanlara duyurmayı, Allah rızası için yapılan hemen her gayreti de cihat olarak görür. Bu açıdan cihat eşittir. Seyyid Kutub'un düşüncesinde savaş olarak algılamayayım. Biraz daha geniş kapsamlıdır. Ama der ki, güç der, nasihattan, tebliğden anlamaz her zaman. Eğer karşınızda bir güç varsa, ki bunu İslami yönetim şekli içinde mesela son dönemlerde, o batılılaşmanın başladığı dönemlerde hukuk tartışmalarının olduğunu hep gündeme getirirler. Ulemanın nasihat etmek diye bir görevi vardır. Yani yöneticiye nasihat edecek. Ama birileri itiraz ediyor. Diyor ki, ya nasihatle neyi değiştirdiniz ki? Adam gücü elinde almış, ordusu var, elinde kılıç var. Sen nasihat ediyorsun ama dinlemiyor. İşte Gazali'nin merhum ihyasında meliklere mesela, sultanlara tavsiyeleri var değil mi? Yani tamamen meliğin inisiyatifinde, kralın inisiyatifinde, padişahın inisiyatifinde. İsterse o nasihatleri alıyor, baş tacı ediyor. İsterse de hiç iplemeyebiliyor. Dolayısıyla diyor ki, her zaman diyor tebliğ, nasihat işe yaramaz diyor. Karşınızdaki güç, güçten başka bir şeyden anlamıyorsa siz de güç kullanmak durumundasınız diyor. Ama bu gücü keyfe keder kullanmayacaksınız. Yani nasıl sahabe Allah Resulü döneminde peyderpey kullanmışsa ve tedrici olarak bazı şeyleri yapmışsa biz de aynı şekilde yapmak durumundayız diyor Seyyid Kutub. Yani hurra hemen çıkalım, savaşalım, cihat edelim diye bir anlayışı kesinlikle savunmuyor. Mekke'de mesela savaşılmamasını orada, bu da çok enteresandır. Yani kendince çok isabetli bir şekilde, kendince biraz tahrif oluyor herhalde. İsabetli bir şekilde Mekke'de neden savaşın emredilmediğini ya da Müslümanlar neden savaşmadığını bütün işkencelere, azaplara rağmen madde madde izah ediyor. Diyor ki bir, belki diyor ilahi hikmet diyor Müslümanlara sabrı ve hilmi öğretiyordu diyor. İşkencelere karşı direneceksiniz. Neden? Siz diyor çok kısa sürede, çünkü dünyanın her tarafına yayılacaksınız diyor. Böyle çabuk öfkelenen, çabuk gazaba gelen bir insan tipi diyor örnek oluşturamaz diyor. Dolayısıyla Mekke'de Müslümanlar diyor terbiye edilmiştir. Hilm ve sabır öğretilmiştir kendilerine diyor. İki diyor, burada diyor kabilecilik anlayışı çok yaygındı. Mekke'de akide üzerinde bir küçük topluluk diyor dayanışarak kabilecilik sıkıntısından kurtulmuştur diyor. Kurtulmayı amaçlamıştır belki ilahi hikmet diyor. Üçüncü bir husus, eğer diyor Müslümanlar savaşsalardı ya da mesela cinayet işleselerdi, suikast yapsalardı. Yani şöyle düşünün, Bilal-i Habeşi eziyet ediliyor. Müslümanlara eziyet ediliyor. Eziyet eden birisi öldürülebilir miydi? Öldürülebilirdi. Eğer öyle olsaydı diyor, hani bu harbi sicale dönüşen Arapların tabiriyle uzun yıllar süren kabileler arası savaş başlatabilirdi diyor. Bu da diyor ilahi hikmete hiç uygun olmazdı diyor. Bakın şiddeti kullanmadığı halde Mekke müşrikleri Müslümanları diyor baba ile oğlun arasını bölüyor diye eleştirdiler diyor. Eğer
savaşı ya da şiddeti öngörseydi Mekke'de diyor vahiy, bu eleştiri haklı olurdu diyor. Çünkü baba inanmış, oğul inanmamış. Oğul inanmış, baba inanmamış diyor. Bunlar birbirlerine düşerdi diyor. Ve sonuçta diyor yaşanan bu tecrübeler olgun birer iyi Müslüman oluşturdu diyor. Bir de şöyle de bir yorumu var yine anlıkla, dönemle irtibatı açısından bence önemli bir mevzu. Bazı cahili müşrikler diyor, Ebu Bekir gibi birisinin hicret etmesini kendilerine yediremediler diyor. Çünkü kabile asabiyeti var, Arap asabiyeti var. Biz nasıl bir topluluğuz ki değerli bir tüccar, içimizde ileri gelen saygın bir insanı içimizde tutamıyoruz, ona sabredemiyoruz. Ve çekip başka diyara gitmek, başka topraklara gitmek zorunda kalıyor diyor. Hatta diyor Hazreti Ebu Bekir'e birisi, kendisi diyor himaye teklifinde bulundu diyor. Bu tür nedenler de diyor savaşın çıkmasına engel olmuş olabilir diyor. Medine'de de savaş olmadı. Neden savaş olmadı? Çünkü otorite Müslümanların elindeydi diyor. Dolayısıyla hakim pozisyondaydı. Daveti engel herhangi bir durum söz konusu değildi diyor. Ve aynı dönemde yine burada sosyal bir tespit yapıyor. Belki Hazreti Peygamber diyor direkt diyor Mekkelilerle muhatap olmak istiyordu diyor savaş hususunda. Dolayısıyla Medinelilerin kendisine rakip olmasını istemiyordu diyor. Peki cihat, fiili savaş yani ne zaman olur? Diyor ki Müslümanlar tebliğlerini herkese ulaştırmak durumundadır. Bu ilahi bir sorumluluktur. Bu tebliğin önünde engel oluşturacak her şey de cihatla bertaraf edilmek durumundadır diyor. Bu da Allah'ın bir görevidir diyor. Dolayısıyla Seyyid Kutup tebliğin ulaştırılmasını herkese, eğer burada bir engel varsa bu engelin cihatla olmadık yani kılıçla, dar anlamıyla savaşla ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyor. O hepimizin malum bildiğimiz bir ayeti kerime var. Ayeti kerimeler var daha doğrusu Nisa suresinde. İşte Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize tarafından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkek, kadın ve çocuklar uğruna neden savaşmıyorsunuz diyor. İşte Müslümanlar diyor çaresiz bırakılmış, ezilen bu insanlar uğrunda savaşmak durumundadır diyor. Burada yine şunu da altını çizelim. Son cümleler inşallah. Seyyid Kutup cihadı sadece savunmaya bağlı olanlara şiddetle eleştiriyor. Bu bir komplekstir diyor. Bu bir komplekstir. İslam'da cihat sadece savunma savaşı değildir diyor. Aynı zamanda saldırı savaşıdır diyor. Eğer öyle olmasaydı diyor, öyle olmasaydı işte Bizans'la savaşmazdı Tebük'te. Ya da işte Sasanilerle savaşmazdı diyor. Bir, sadece bir müdafaa savaşı değil, aynı zamanda saldırı savaşıdır diyor. Çünkü Müslümanlar hakkı, hakikati temsil ediyorlar diyor. Allah'ın vahyini diyor, insanlara ulaştırmaya çalışıyorlar ve altını en fazla çizdiği mevzu, belki de birkaç defa şu ana kadar kullanmam gerekirdi. İslam'ın temel gayesi, insanları kula kulluktan kurtarıp Allah'a kulluğa yükseltmektir ve özgürleştirmektir diyor. Eğer bir toplumda birilerin üstündeyse, orada kulluk oluşur diyor. İslam bunu kabul etmez. İslam'da kulluk yapılacak tek merci vardır. O da Allah'tır. Kelime-i Tevhid'de bu ifade edilmiştir. Allah haricinde hiçbir otoriteye kulluk yapılmaz diyor. Ve bütün insanlara bunun ulaştırılması lazım. Ulaştırılması için de hedeflerin ortadan kaldırılması lazım diyor. Bu mevzu tartışmaya açık. Neden açık? Şöyle, bugünü güncellemeye kalktığımız zaman bu anlayışı, yani bazı açmazlarla karşılaşacağımız nettir. Ama Hazreti Peygamber döneminde düşündüğümüz zaman, yani birebir savaşları irdelediğimizde hakikaten ben kişisel olarak şunu görüyorum. Birçok savaşın çok somut, belli nedenleri var. Yani Allah Resulü ben şuraya savaşa gidiyorum demiyor. Mekke'li savaşların hemen hepsinin çok haklı gerekçeleri var. Bizans'la yapılanın da öyle. İranlarla yapılanların da öyle. Yani gerekçesiz bir şekilde bir topluma, bir ülkeye savaş açılamaz. Seyyid Kutup bunu iddia ediyor anlamında söylemiyorum. İkinci bir husus. Yani bir de şöyle bir kompleks oluşmuştu Seyyid Kutup'un yaşadığı dönemde. Bakın İngiltere gelmiş Hindistan'dan bütün Asya'yı, bütün Avrupa'yı, bütün Afrika'yı sömürüyor. Burada kendisine bir bahane de bulma ihtiyacı hissetmiyor. Ben gelirim diyor, güçlüyüm, savaşırım diyor. Ama Müslümanlar diyorlar ki İslam'da böyle savaş yok. İslam'da sadece savunma savaşı vardır. Ya karşındaki adamın öyle bir derdi yok ki zaten.
savunma saldırı diye bir kaygısı yok. Hak hukuk diye bir kaygısı yok. Böyle bir ortamda Seyyid Kutub'un bu söylemi anlaşılabilir bir şeydir. Belki de olması gereken bir şeydir. Ama bu anlayışı tarihin bütün dönemlerine ve bütün şartlarına yaymak bence sorun oluşturabilir. Bu çok doğru olmasa gerek diye düşünüyorum. Özet olarak şunu söyleyebiliriz. Bakın, yani Batı karşısında ezilmiş, gerilemiş, toprakların büyük bir kısmı işgal edilmiş, İslam ülkelerinde kendine, değerlerine, vahye, inancına güvenen çok net bir sestir Seyyid Kutup. Çok nettir. Hiçbir kompleksi yoktur. Batının hem doğusunu hem batısını çok net bir şekilde tahlil eder. Sorunlarını ortaya koyar ve çok net bir şekilde siz çözüm değilsiniz, insanlığın hiçbir sorunu çözemezsiniz, insanlığın sorunu çözecek olan bizim inancımızdır der. İkinci bir husus, milliyetçiliğin, işte ülkeciliğin yaygın olduğu bir devirde, işte bütün İslam ülkelerinde vardır, işte Fransız devriminden sonra sirayet etmiştir her yere, bugün de vardır. Milliyetçilik gibi cahili bir düşüncenin İslami olamayacağını çok net, açık bir şekilde ortaya koymuştur Seyyid Kutup. Bu hususta merhum Akif'le de yine çok benzeşir. Üçüncü bir husus, Kur'an'ın yaşanılan çağda anlaşılabileceğini ve yaşanılan çağın dertlerine çözüm olabileceğini yazdığı tefsirle göstermiş birisidir. Bu açıdan da saygıya değerdir. Üçüncü bir husus, ona belki değinmedik. Var olan İslam fıkhından yola çıkarak bir İslam toplumunun oluşturulamayacağını ama sahabe gibi yola çıkarak öncü nesille İslami bir yapılanmayla İslam toplumunun oluşturulacağını ve bu toplumun da kendi fıkhını, kendi hukukunu oluşturabileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla yenilmiş, dağılmış bir ümmetin kendine gelmesi için her şeyini canın dahil ortaya koymuş büyük değerli bir alimdir Seyyid Kutup. Kendisini rahmetle anıyoruz. Allah cennetinde iskan etsin diyoruz. Doğrular Allah'tan yine, yanlışlar bizdendir. Yanlışlarımız düzeltilirse memnun ve müteşekkir oluruz. Allah razı olsun.